Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbim ne'ûzü bi cennetin mezatı şâdîn ve ne'ûzü bi rabbin yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi abi dersimizle alakalı bir ön bilgi vereyim. Ondan sonra işte nasıl işleyeceğimizle alakalı. Yok başlık ne? Ha, başlığımız abi şudur. İnsanlarda damarlardan, manevi nefs-i emmâredeki damarlardan bahsedeceğiz. Damar mı dersin? Konumuz damar. Bir giriş olarak yani birkaç cümle söyleyeceğiz abi. Ondan sonra notlar var. Yansıtarak devam edeceğiz inşallah. Öncelikle abi mesela küçük sözlerde hani hikayeciklere baktığımız zaman orada genel olarak insanlara sorduğumuzda hangi yol daha makul, hangi yol daha tercih edilebilir gibi sorulduğu zaman hani insanlar normalde ben denediklerimi söylüyorum. İstisna olabilir. Genelde sağ yolun makul olduğunu söylüyorlar. Yani sağ yol daha mantıklıdır, daha makuldür, daha fıtridir. Yani bunda gidilebilir şeklinde. Genelde ben sormalarımda gördüm. Fakat tatbikata baktığımız zaman dünya hayatında daha çok oradaki anlatılan hikaye insana tatbik edildiği takdirde bakıyoruz ki sol yol tercih eden daha fazla. Burada bir insan sendeliyor yani acaba hem bunu söylüyor hem de bu şekilde hareket ediyor. Bu arasının aradaki tutarsızlık bir cihette nereye bakıyor? Bir onu merak ettim. Ondan sonra insanların neden dünya hayatını ahirete tercih ediyor? Bu konuya odaklandım ve nasıl olur meselesini düşündüm. Sonra kim dinini dünyaya satar? Müşahhaslaştırdık yani biraz daha. Ahmet Mehmet değil ama ne olursa dinini dünyaya satar. Daha sonra buradan insanların yaşamak damarından bahsedeceğiz. Bu yaşamak damarının yaralandığından bahsedecek. Bununla münasebetler olarak da hani hadiste bir mana diyor ya şeytan damarlarda gezer diye. Hani bunu ilk başta bir bakıldığı zaman anlaşılıyor gibi, benim alemimde öyleydi, anlıyor gibiydim. Fakat bu damar dersini gördükten sonra hakikaten şeytanın bu damarları tahrik ettiğini, yani bir şekilde damarın da hususiyetlerini öğrendiğim zaman o işin mahiyetini anladım yani. Şeytanın damarlarda gezer demek olduğu ne demektir? Bir mana daha bende inkişaf etti. Sonrasında da abi manevi nefsi emmareye geçeceğiz. Burada biraz özelliklerini tanıyacağız ve sonra damara geçeceğiz abi. Ve damar çeşitleri. Risale-i Nur'dan bulabildiğim kadar damarları yazdım abi. Ve Mektubat 412'de 6 tane desteği şeytaniye var. Ve üstad bu hizmetin hadimlerine karşı inşallah desteğleri akim bırakır. Bir mana şeklindeki ifadesini anlamaya çalışacağız beraber. En sonunda da bu bize ne kazandıracak? Bizimle münasebetine bakacağız. Yani hizmet içerisinde acaba ne oluyor da, ne yapılıyor da, işte insanlar nasıl tepki veriyorlar? Yani şuralarda bayağı bam telleri var abi. Siz ikaz edebilirsiniz yani nasıl değildir diye. Bismillahirrahmanirrahim. Şualar 724'te diyor ki abi, اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَ اِلَى آخِرِ Bu dahi üç cümlesiyle bazı münasebat-ı maneviye ve muvafakat-ı mefhumiye cihetinde ve hem Risale-i Nur'un mesleğine hem mülhitlerin mesleğine imaen bakar. Ve birinci cümlesiyle der ki, o bedbahlar bazı ehli imanın imanları beraber olduğu halde, bazı ehli imanın imanları beraber olduğu halde ve bir kısım ehli ilmin ahireti tam bildikleri halde, onlara iltihak delaletiyle bilerek ve severek hayat-ı dünyeviyeyi dine ve ahirete, yani elması tanıdığı ve bulduğu halde 5 paralık şişeyi ona tercih etmek gibi sefaati hayatı dini hissiyata muannidane tercih edip dinsizlik ile iftihar ederler. Bu cümlenin bu asra bir hususiyeti var. Çünkü hiçbir asır böyle bir tarzı göstermemiş. Murat abi defaatle zikretti. 124 bin peygamberin bu asırdan Allah'a sığındığı bir asırda böyle bir vaziyet var yani. İnsanları bilerek ve severek. Nasıl olacak? Bilerek ve severek dünyayı ahireti tercih edecek. Yani normalde bilip sevip bir şeyi tercih etmek nasıl olabilir? İşte damarlarda inşallah abi onu daha açacağız. Sahil asırlarda o ehli dalalet ahireti bilmiyor ve inkar ediyor. Elması elmas bilmiyor, dünyayı tercih ediyor. Ve ikinci cümlesi olan وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اِلَى der ki o bedbahların dalaleti muhabbeti hayattan ve temerrütten neşet ettiği için. Bir, muhabbeti hayattan, iki, temerrütten neşet ettiği için kendi halleriyle durmuyorlar, tecavüz ediyorlar. Bildikleri ve onun ile ecdatları bağlı olan dine, adavetkârâne menbaalarını kurutmak ve esasatını bozmak ve kapılarını ve yollarını kapatmak istiyorlar. Ve üçüncü cümlesi olan وَيَبْغُونَهَا عِوَاجًا اِلَى der ki onların dalaleti
fenden felsefeden geldiği için acip bir gurur ve garip bir firavunluk ve dehşetli bir enaniyet onlara verip nefislerini öyle şımartmış ki kainatı idare eden ilahi kanunların şu anlarını ve insan aleminde o hakaikin düsturlarını süfli hevesatlarına ve müştehiyatlarına müsait görmediklerinden haşa haşa eğri, yanlış, noksan bulmak istiyorlar. İşte bu ayet 3 cümlesiyle manen bu asırda acık bir tarifi derneğe tam bir tevafuku manevi ile manayı işaretiyle çok efradi içinde bu hususi baktığı gibi tevafuku cifrisiyle dahi başlarına parmak basıyor. Yani burada şu noktayı nazara vermek açısından. Dalalet fenden ve felsefeden geldiği için yani başka bir yerde diyor Yusuf. Eski zamanda bunlardan 1000'den bir kişi bulunurdu. Onlardan da 1000 kişiden biri diyor yola gelirdi yani. Hani şu asırda böyle bir insanla münasebete geçip de başarılı olma ihtimali 1 milyonda 1 oluyor abi. İhtimal hesabına göre. Neden? Çünkü bunlarda abi enaniyet var. Ki enaniyet damarında birazdan damar olduğunu konuşacağız. Yani bu damar insana girdiği zaman yani aktif olduğu zaman, tahrik olduğu zaman bu sefer insan bildiği şeyi bile hissine rağmen, bilmesine rağmen abi onu inkar edebiliyor yani. Mesela anlatılıyor ya işte bir hikaye anlatılıyor. Mesela bir hafız imam namazı kıldırırken bir tane harfin mi yanlış olduğunu söylüyor. Hocam iade edelim hani namazı tekrar kılmamız icap eder mi gibisine söylüyor. Hoca diyor ki hayır diyor bu doğrudur diyor. İhtilafa düşüyorlar abi. Cemaatten olan hafız diyor ki bakalım yani hani doğrusuna. Bir bakıyorlar ki iddia eden kişi yanlış, imam doğru okumuş. Adam bu sefer diyor ki o zaman oradaki yanlıştır diyor. Kur'an'daki. Hani bunun kanuniyetine nasıl bakıyoruz abi? Şimdi ilim biliyor ve kusurlu olmakta da hani kabul etmek gerekiyor. Fakat enaniyet damarı, tahrik olduğu hasebiyle abi bilerek ve severek bir cihette onu hani inkar edebiliyor yani. Bu şey olarak, damar olarak söyledik abi. Fen ve felsefeden enaniyet ilmiyemiz çıkıyor. Gurur var burada. Ondan sonra dehşetli bir enaniyet onlarda var. Nefisleri şımartılmış. İlahi kanunları ve insan alanında o hakaretin düsturlarını süfliye vesatlarına ve müştehiyalarına göre müsait görmediğinden haşa haşa eğri yanlış noksan bulmak istiyorlar diyor. Bir tarifi dalleden de bahsediyorlar ya. Mesela özellikle sanki benim anladığım Mutezili'ye biraz üstad şey yapıyor gibi. Niye her şeyi akla ve fikri inhisar etmek? Hususan insanın abi enaniyetini tahrikle. Hani bunlar bir şey bilmiyor zaten. Kendilerine genelde soru sorulduğu zaman abi mesela böyle bir önce bir böyle ifadeler. Ondan sonra ya hani bu da sarılır mı falan hani gibisine. Önce bir karşı tarafın enaniyetini tahrikle onu müsait hale getiriyor abi. Ondan sonra fikrini karşı tarafa aşılıyor yani. Bu genelde bahsettiğimiz gibi bu şekilde oluyor. İnsanlar peki dünyayı neden tercih ediyor kısmına gelelim abi. Kastamonu 105'te diyor ki evet insaniyetin yaşamak damarı ve hıfzı hayat cihazı bu asırda israfat ile ve iktisatsızlık ve kanaatsizlik ve hırs yüzünden bereketin kalkmasıyla ve fakr-ı zaruretin maişet ziyadeleşmesiyle o derece o damar yaralanmış. Yani insandaki bu damar yaralandığı zaman ki damardan bahsedeceğimiz zaman manevi nefse emmarenin içerisinde şuursuz köy hissiyat bulunduğu için akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor ve dinlemiyor diye dediğimiz zaman bunlar çok daha oturacak aramızda. Beşerde demek ki abi bu damar yaralanmış ve şerait-i hayatın ağırlaşmasıyla o derece zedelenmiş ve mütemadiyen ehli dalalet nazarı dikkati şu hayata celp ede o derece nazarı dikkati kendine celbetmiş ki edna bir hacat-ı hayatiyeyi büyük bir meseleyi diniye tercih ediyor. Bu acip hastalığın, bu acip hastalığına ve dehşetli marazına karşı Kur'an mucize dayanın tiryak misal ilaçlarının naşiri olan Risale-i Nur dayanabilir ve onun metin, sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar şakitleri mukavemet ederler. Şimdi Yavuz oraları çok hızlı okuyorum da bir yere varmak için mi buraları okuyorum? Evet bunlar malzeme olacak şimdi damar için. Hani insanlarda bu nasıl oluyor? Niye? Güya hani mesela şu soruların da cevapları oluyor. Mesela adam diyelim ki bir konuda uzman, profesör diyelim veya işte çok gerçekten dünyevi makam cihetiyle bayağı bir kademeye geçmiş ve bir şeyi anlatıyor. İnsanlara da şu soru oluyor. Yani bu insan nasıl olur da böyle bir hakikati kabul edemez yani. Şimdi dalalet fen ve felsefeden geldiği zaman bilakis kabul etmez yani. Şöyle bir şey yapsam. Damar böyle cami bir şeydir. İstersen damardan gir yani. Tamam abi. Önce damarı şey yap. Malzemeyi verdi. Tamam. Damar hakkında ne demiş? Sonra malzeme isteriz. Çünkü böyle eğer geniş yelpazeyle yaparsak dağınırız. Hakim olamayız. Tamam.
Sen damara gir. Geçelim abi o zaman. Damara geçsin abi direkt. Damar nedir? Kim dini dünyaya satar diyor. Satan ona gelmişti. Daha oraya geliyorduk abi. Dinini dünyaya satan meselesinde hemen bahsedeyim. Diyor ki nihayet derecede alçaklığa düşmüş bir vicdan ki bilerek dinini dünyaya satar ve bilerek hakikat elmaslarını pis, muzur, şişe parçalarına mübadele eder derecede münafıklığa girmiş insan suretindeki yılanlardan bahsediyoruz da. Mektubat 362'de. Demek ki nihayet derecede alçaklığa düşerse insan bunu tatbik edebiliyor. Hemen geçeyim abi. Yaşamak damarı. Az önce okuduk ya, insanlarda bu damar yaralanmış. Damarlar nedir diye geçeceğiz. Manevi nefsi emmareden bahsedeceğiz abi. Hemen oradan yansıttığımızda tek tek damarları konuşacağız abi şimdi. Bir zaman, Kastamonu 233'ten okuyorum. Bir zaman Evliya-i Azime'den, nefsi emmaresinden kurtulanlardan birkaç saatten şiddetli mücahide-i nefsiyeler ve nefsi emmareden şekvalarını gördüm. Çok hayret ediyordum. Hayli zaman sonra nefsi emmarenin kendi desaisinden başka daha şiddetli ve daha ziyade söz dinlemez ve daha ziyade ahlak-ı seyyi idame eden ve heves ve damar ve asap, tabiat ve hissiyat haritasından çıkan ve nefsi emmarenin son tahassüngahı bulunan ve nefsi emmareyi tezkiyeden sonra onun eski vazifeyi seviyesini gören ve mücahideyi ahir ömre kadar devam ettiren bir manevi nefsi emmareyi gördüm. Ve anladım ki o mübarek zatlar hakiki nefs-i emmareden değil, belki mecazi bir nefs-i emmareden şekva etmişler. Sonra gördüm ki İmam Rabbani dahi bu mecazi nefs-i emmareden haber veriyor. Bu ikinci nefs-i emmarede şuursuz kül hissiyat bulunduğu için akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor ve dinlemiyor ki onlar da ıslah olsun ve kusurunu anlasın. Yalnız tokatlar ve elemler ile nefret edip veya tam bir fedaikle her hissini maksadına feda etsin ve Risale-i Nur'un erkanları gibi her şeyini enaniyesini bıraksın. Şimdi bu normal Evliya-i Azime'den bahsediyor gibi ama bu asırda ne var? Bu acı basırda dehşetli bir aşılamak ve şırınga ile hem hakiki hem mecazi iki nefsi emmari ittifak edip öyle seyyata, öyle günahlara severek giriyor, kainatı hiddete götürüyor. Yani bizimle alakası bu asırda bir aşılamaktan bahsetti, bir şırıngalamaktan bahsetti. Yani ehli olan insanın aşının içeriğiyle alakalı aslında ki siz 3 tane aşıdan birinin zararlı ikisinin şey olduğunu söylüyordunuz abi, bazı derslerde onları görmüştüm. Hani demek ki kimyasallarla mı yapılıyor ya da nedenle yapılıyorsa bunun yolu galiba bulunmuş ve bizde iki nefsi emmari aktif bir şekilde yani duruyor. Peki tekrar hemen şuradan yapayım abi. Şehriye de geçiyor mesela atalarımızdan hırsiyet aldığımız kahramanlık ve fedakarlık damarı diye geçiyor. Hı-hı. Sanki abi bu aşıları, bu damarları öldürmek için mi denir artık, bu hissiyatları öldürmek için mi denir? Bunun için eskiden beri uğraşıyorlar gibime geliyor. Mesela 15 Temmuz'da bunlardan artık bir şey çıkmaz, karşı gelmez niyetiyle bir şeyler yaptılar ama o damarların ölmediğini gördüler sanki. Ki kahramanlığın ve İslamiyet'in de damar olduğunu söyleyeceğiz abi şimdi. Evet. Abi manevi nefs-i emmare de demek ki bizimle alakalıymış. Bir, maddi nefs-i emmareden daha şiddetliymiş. Daha ziyade söz dinlemezmiş. Daha ziyade ahlak-ı seyyiyeyi idame ediyormuş. Bunu neymiş peki? Heves, damar, asap, tabiat, hissiyat haritasından çıkıyormuş. Nefs-i emmarenin son tahassüngahıdır. Halife dedi ya, ben Risale-i'den baktım, iki yerde geçiyordu. Aşk için söylüyor, evvel, ahir, zahir ve batın isimlerinin şeyidir diyor. Ne diyordu abi? Halife ve karşılığı. Halife ve karşılığıdır diyor. Yani anladığım kadarıyla, size düzeltin abi şeyse, hani dördünden birlikte bakabilmek. Ve dördü, aşk ise bu dördünün de hususiyetini, evvel, ahir, zahir ve batın hususiyetlerini de kendinde barındırıyor diye anladım ben halifeyi. Hani başka bir şeye tahammül eden bir şey değil ama hepsi birlikte aynı gözüküyor. Hepsinin hususiyetlerini taşıyor gibi anladım abi. Hani bu çizgi film örneği veriyordun. Nasıl? Çizgi film örneği veriyordun ya. Nasıl abi? Hani bu çizgi filmlerde var abi. Değişik robot parçaları bir araya geliyorlar. Büyük bir robot oluşturuyorlar. Parçalar da robot. Bir araya geldikleri zaman da gene bir robotlar. Daha kuvvetli, daha büyük bir robot oluyorlar. Hani böyle hem hızlı gidiyorsun hem biraz dinlenelim diye söylüyorum. Abi siz bilirsiniz, ben hani biraz hızlı gitmek gerektiğini düşünüyorum. Yok hızlı, illa hızlı gerek yok ya. Önemli çünkü konu çok geniş olduğu için çabuk vermek istiyor. Nasıl uygun sayı? Siz yavaşça şeyde, ben şimdi bir hemen konu o zaman tabii manevi nefse emmareyi anlatacaksın ama içinde damara... Evet abi, evet. Damara biz kasrı nazar edeceğiz. Şimdi manevi nefse emmare okuduğun yerde, bu asırda, şimdi eski asırlarda Evliya-i Azime maddi nefs-i emmareyi öldürmüş ama bunu ikinci kısma geçen manevi nefs-i emmareden. Hiç nefs-i emmarelere girme. Girmeyelim. Yok, damar olsun sıfır. Tamam abi.
sırf damar açılıyor. Tabii bu onun üzerine kurulmuş. Yani iyi, seves, damar, asap var ya, onların halitasından çıkıyor. Manevi neyse, şimdi ona girersek, evet, altyapısı yok olur şimdi. Damar yok olur. Konuşmuş olmak için. Yok, hiç girmeyelim ona. Damarı bakayım ne yapacak, merak ediyorum. Sırf damar. Damardan uygulanışını konuşacağım abi. Şundan bahsettik, yani akıl ve kalbin sözlerini anlayıp dinlemiyormuş. Yani ona ben laf anlatarak bir şey ikna edemem. Hissiyatına temas ederek de demiş bir şey ikna edemem. Ne oluyormuş? Aklına hitap edersen anlayacak zaten. Kalbine hitap edersen beni dinleyecek. Peki bunu neyi sağlayacaktı? Bana ıslah olması ve kusurunu anlamasını gerektirecekti. Fakat şuursuz kör hissiyatlar bunlar da aktif olduğu zaman insanda sadece bunlar tokatlar ve elemler ile nefret edip ancak o işlerden vazgeçebiliyorlar yani. Burada şeyi acayip kullandı. Güzel, tebrik ediyorum. Akıl anlama, tat dinleme. Çünkü şey diyor ya, işaret edeceğiz de ve ala ebsarim ve semim ve ala ebsarim gışave. Yani kalbin kilitlenmesi mi kulakla şey yapıyor. Artık dinlemezler, göremezler demiyor. Diyor ki, demek ki kulak direkt kalbe bağlı. Orada öyle diyor. Kulağın altındaki kalp diyor. Oraya bağlı direkt. O zaman akıl anlama, kalp dinleme. Böyle şeyi direkt. Yani beyin dinlemiyor, beyin anlıyor, kalp dinliyor. Kulak kalbe daha yakın demiştiniz. Evet, kulak kalbe daha yakın. Ama kafaya takılmış, daha yakın. İşaret edeceğiz daha söylüyorum. Anladınız mı? Evet. Tamam. Devamına da uygulanabilir abi. Akıl ıslah oluyor, kalp kusurunu anlıyor. Evet abi. Evet, akıl ıslah oluyor. Islah. Şu mavi yazıyor ya abi. He. Kalp de kusurunu anlıyor. Kusurunu anlıyor, evet. Kalp çalışırsa kusurunu anlıyor. Akıl çalışırsa İslam. Yani çok ilginçtir. İslah olmak mesela deri ıslah et. Deri yatağını. Malzemelerle, delil, buran hücretlerle kusurunu anlamak da arkası. Çok harika. Akıl ıslah oluyor, kalp kusurunu anlıyor. Kusurunu anlıyor. Evet. Mesela abi hani psikolojiden... Gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinliyor. Evet, o damarları okuyacağım ama yaklaşık 2 sayfa damarlar var. Hemen geliyor. Hemen oraya gel. Tamam. Şimdi abi dediğim gibi bunu mesela sen abi psikoloji derslerinde kullanıyorsunuz ya mesela. Bazı adamın kalbinde bozukluk var. Günah fasık ama ben bununla münasebete geçmem lazım. Nasıl yapacağım? Onu kalben dinlemeyeceğim yani. Aklımı kullanacağım. Meseleyi anlamaya çalışacağım mesela. Veyahut da kalp hakikaten yani bu noktalarda hani ilerlemiş şey yapmış. Onu akıl ve kalp birlikte yani. Hem anlamaya çalışıp hem de kalben ona yönelik dinlenmek mesela Kemal'de ondan istifadeye medal olabilir. Yani. Şu sirayet, şu da inikas mesela. Hani bunun üstünde de uzun uzun hani durulabilir ama ben damarlara geliyorum. Yok damar, tamam. Merkezini bozma. Tamam. Çevirebilir miyiz abi yardımcı? Projeksiyonu abi yansıtalım. Damarları abi şöyle, damar direkt nedirden ziyade mektubat 412'de ben direkt tatbik verdim. Yani şöyle, bizimle münasebetine direkt geçsin. Orada tatbik yapalım. Merkezden kalkma eğitim çabuk yapalım. Evet abi. Çünkü can alıcı olsun. İdarsistan Tepecik'te Ahmet abi var ya Hasan abi. Hangi Ahmet? Damar abi. Damar abi, damar abi. Tam ona göreydi ya. Tamam, Risale-i Nur'a damar diyor ya. Ne diyor, ne diyor? Risale-i Nur'a bir şey diyordu ya. Nursilin. Nursilin diyor Risale-i Nur'a. Çekirseye de Çinsilin diyordu. Ne diyor? Çinsilin. Bir her şeye bir şey diyordu ya. Başka ne diyordu? Bak Risale-i Nur'a Nursilin. Derslere damar. Başka. Neyse. Abi ben o zaman hızlandıracağım biraz daha. Ha, tamam. Tamam. Şimdi abi mesela mektubat 412'de Üstad şeyden bahsediyor. 6 tane desiseden bahsediyor. Üstad bizi yani bizimle konuşuyor. Ne diyor? Kur'an Hakim'in tilmizlerini ve hadimlerini ikaz etmek ve aldanmamak için yazılmıştır. Demek ki Kur'an Hakim'in tilmizi olursan, tilmize bakmıştım. Kur'an'ın tilmizi bir abdir diyor. Abde bakıyoruz nefis ve malını Allah'a satmak diyor. Allah'a abd ve asker olmak diyor. Demek ki nefsini Allah'a satarsan abd olursun. Ve insanın fıtratında abd olmak var. Nefsini satacaksın bir şekilde yani. Allah'a satarsan abd oldun. Yani Kur'an'ın tilmizi oldun. Ve hadim oldunsa diyor üstad anladığım kadarıyla seni 6 tane tehlike bekliyor diyor. Birincisi hubbuca. Şeytan-ı ins, şeytan-ı cinliden aldığı derse binaen Hizbul Kur'an'ın fedakar hadimlerini hubbuca vasıtasıyla aldatmak ve o kutsi hizmetle ve manevi ulvi cihattan vazgeçirmek istiyor. Şimdi burada hemen tanım yapıyor abi. Altını açar mısın? Sen şey.
Evet, bu cahda iki tane malzeme varmış. Bir, seni aldatmak istiyormuş. İki, kutsi hizmetten ve manevi ulvi cihattan vazgeçirmek istiyormuş. Devam et. Evet. Kaldı. Yani iki tane madde var. Hukbu cahda hedeflenen iki tane mesele yani, var. Yani Kur'an'ın temizlerinin altı tane tuzak mı? Tuzak var abi. Çünkü üstad bize söylüyor yani. Aldanmamak için yazılmıştır. Altında hatta diyor ki şu altı kısım, altıncı kısım ins ve cin şeytanlarının altı desiselerini inşallah akim bırakır ve hücum yollarının altısını seddeder. Yani biz damarları bilmeden hani bu Kur'an hizmetini yapıyoruz noktasında vartalardan kurtulamayız yani. Hubbucağ mı bir tanesi? Evet abi, hubbucağ. İsterseniz direkt tabloyu açalım. Abdülkadir. Direkt ben de öz önden anlatayım. Diğer sayfaya geç. Bir daha abi. Bir tane önceye gelir misin abi? Şimdi abi şöyle, ben direkt özledim. Metin zaten yazıyor, mektubat 412'de bakabiliriz. Şimdi abi üstad burada tanımlar vermiş. Hubbucağ dediğimiz zaman biz ne anlıyoruz? Makam sevgisi. Ama bir lafzdan ibaret kalıyor yani. Hubbucağ toplaması yapmamakla beraber en azından üstad burada ne diyor bana diye dikkat ettiğim zaman abi, hubbucağ için diyor ki hırsı şöhret ve hot furuşluk diyor ve şanı şeref diyor abi. Hubbucağ için. Evet abi. Hırsı şöhret ve hot furuşluk ve diyor, şurada hepsini yazıyor, hırsı şöhret. Hep hubbucağın için. Evet abi, çünkü ve ile bağlamış. Ekserik itibariyle hubbucağ denilen hırsı şöhret ve hot furuşluk ve şanı şeref. Üçünü bir araya almış abi. Denilen riyakarane hakları görünmek ve nazar-ı ammede mevki sahibi olma ehli dünyanın her ferdinde cüz'i külli arzu vardır diyor. Üstad burada ikisinin tanımını verdi. Niye şu an şöyle bir yana yazdın? Onun altı çünkü yeri de burada. Çünkü izah etti abi, öbür tabloda hepsini birleştirdi. Ha yani hubbucağ üç tane şeyden evet oluyor. Evet abi. Hubbucağda hırsı şöhret, hot furuşluk ve şanı şeref var. Üstad şanı şerefi de aşmış. Ne demek? Riyakarane haklara görünmek ve nazar-ı ammede mevki sahibi olmak. Demek ki hubbucağ deyince üç tane sıfatı var. Afroli tabakı var. Evet abi. Bir öbür sayfaya açabilir miyiz abi? Yani bu demek ki hubbucağ bir tane taba, şey tuzak. Evet abi. Hubbucağ bir tuzak. Hemen şurada da şey yaptık abi. Maddeleştirdik. Yani hırsı şöhret, hot furuşluk, şanı şeref. Ha bunda derinleşmek istiyorsak abi hırsı şöhret toplanabilir. Girme. Girmiyoruz abi. Evet. Bunu maddeledik. Vasıtamız abi hubbucağmış. Maksadımız aldatmakmış. Aşağı gelin abi. Evet. Aç hemen abi. Peki bunu destekleyen şey nedir abi? Tamam. His. Manevi nefsiyen var dedik ya, bunu destekleyen de abi şöhret perestlik hissiymiş. Şöhret perestlik hissi hubbucağ damarına abi birlikte çalışıyorlar bunlar. Harekete geçiriyormuş. Bu ehli ahiret için bu his gayet tehlikelidir diyor üstad. Ehli dünya için de gayet dağdağlıdır. Yani demek ki ehli ahiret için bu his dediği ne? Şöhret perestlik hissi. Ne yapıyormuş? Aşağı alayım abi biraz. Şöhret perestlik hissi ne yapıyormuş abi? Hubbucağ damarını artık depreştirmeye vesile oluyor. Ehli ahiret için gayet tehlikeli, ehli dünya için gayet dağdağlı. Çok ahlak-ı seyyin de menşeni insanların en zayıf damarı olduğunu söylüyor abi. Peki. Bu şöhret perestlik altı tanenin ikisi mi yoksa bu hala bucakta mısın? Bu abi hubbucağ damarının alt bilimleri bunlar. Bunun arkasında olan da his var. Bu his beni depreştiriyor bu damarıma yani. He. Fena madem. Bu bucak damarın arkasında şöhret perestlik hissi evet, var. Çünkü üstad onları anlat. Damarın 3 maddenin içinde değil ama aslında. Yok, o ayrı bir birim ama hani harita ya abi. Bunlar ortak çalışıyorlar yani. Sanki yani cümleyi nasıl dedi abi orada? Yukarıdaki cümleyi bir okuyalım. Yani nasıl dedi şöhret perestliği? Nasıl ifade etti? Abi şöyle yüzden, yapalım. Yani. Yukarı açalım. Ben hızlı geçince biraz korkuluk olabiliyor. Burası mı abi? Hatta o arzu için hayatını feda eder derecesinde şöhret perestlik hissi onu sevk eder. Neye? Bu şanlı şöhret, bu üç maddeden bahsettik ya abi. O arzu hayatını feda eder derecesinde şöhret perestlik hissi onu sevk eder. Ehli ahiret için bu his gayet tehlikelidir. Şöhret perestlik insanı bu cağa mı sevk eder? Evet abi, benim anladığım öyle. O sevk ettiği için geride olması lazım. Bir nevi amir gibi yani. Daha arkası, hizmet edilen kısım gibi yani. Yani herkesin nazarında olma makamı için yapıyor. Şöyle evet. Deriz. En temelinde şöhret perestlik hissi var. Evet. Ona hadim olan bu damarı oluyor. Yani. Makama gözlük. Evet, yani hubbucağ damarı. Ama hani hubbucağı biz direkt makam sevgisi dersek ya bende öyle bir şey yok da. Ama eğer ki bir insan da şöhret hırsı varsa, kendini satmak istiyorsa ve riyakarane haklara gönülmek istiyorsa, nazar-ı ammede mevki sahibi olmak istiyorsa. Bunun en keskin bir şeyi şöyle diyebiliriz. Riyakarane haklara görünmek ne? Normalde olduğundan insanlar onu tanıyor.
diyelim, etrafındakiler onu tanıyor, biliyor. Beni bir yere geldiği zaman, nazar-ı ahmede göründüğü zaman farklı davranmaya başlıyor. Mesela bu abi şan-ı şerefin bir emaresi oluyor yani. Ehli dünya için daha dağlı dedin ya. Evet abi. Kötü bir şey mi, iyi bir şey mi? Yani daha dağlı, işte ona girmiyorum ben. Çünkü ikisinde de var. Hani biz hizmet cihetinden konuşuyoruz ya. Yani nasıl elde edeceğiz? Çok zor, uzun bir şey. Çok zor. Uzun olur abi. Çünkü kendi aralarında çatışıyorlar. Yani herkes başta olmak istiyor ehli dünya. Bir o zaman neydi? Tek bir makama bu kadar çatışıyor. O zaman daha dağılık. Bu bucak şey mi abi? Sen demiştin de İmam Rabbani demiş kalpten en son çıkan. Evet. Makam sevgisi aynı şey, mı? Şey, baş olma sevdası diye geçiyor lügatta. Metubat-ı Rabbani'de kalpten en son çıkan maraz, hastalık İmam Rabbani'ye göre baş olma sevdası. İşte acaba orijinal Arapça biz de, bizde orijinalde hu bucak. Ha hu bucak, tamam. Evet. Tamam. İnsanda en zor çıkan damar bu. Kaçıncı sayfada bu? Abi, Mektubat 412'de 6 desiseyi şeytaniyeden bahsediyor üstad. Orası abi. 412. Evet. Devam edelim istersen. Abi bunu arkadaki patron şöhretperestlik hissi olduğunu söyledik. Aşağı geliyoruz. Bunu anlattık abi. Öbür sayfaya geçelim abi. Şimdi hubbucak damar değil mi? Evet abi, hubbucak damar. Arkasında şöhretperestlik hissi var. Patron o. Tamam mı? Bunu da dışarıdan tahrik ediyorlar abi. Ya uyandırıyorlar ya tahrik ediyorlar. Bir şekilde sana müdahale ediyorlar yani. Allah. Hubbucağın onlar değil mi? Kılcal damarları yani. Evet abi. Bu mu abi? Yok. Yani diyorum. Yani'ye geç. Yani abi peki tamam, bunu konuştuk. Ne işe yarayacak? Evet. Kanuniyeti aldık mı abi? Aldık. Tatbik edelim. Yani bir insanı yakalamak mı istiyorsun? Kendine çekmek mi istiyorsun? Onun o hissini okşamakla kendine bağlar diyor. Şöyle peristik hissini. Hem onun ile mağlup eder. Yani bir insan seni pohpohluyorsa, aa sen böylesin, sen şöylesin, sen şöyle iyisin vesaire, başladı mı senin bunları tahrik etmeye, ki sende bu damar olduğu için aklen bilebilirsin adamın yanlış olduğunu. Hissen belki rahatsız olabilirsin ama sendeki damarlar depreşmeye başladığı için ve bu damarlarla adamın hedefi direkt seni akıldan da çıkarmak, kalpten de çıkarmak yani. Ve ne oluyorsun abi onunla? Seni yakalıyor, seni kendine çekiyor. Onun o hissini okşamakla kendisine bağlıyor. Ya Murat abi sen şöyle hoş adamsın, böyle hoş adamsın. Kalk gel, sen ağasın paşasın. Öylesin tabii. Öylesin tabii. Bak ne lan, damarlar tek bir şey. Ciğer bile gaza getiriyor. Abi inanın, çünkü niye biliyor muyuz? Biz hani kendimiz, üstad diyor ya ben kendime malik değilim diye. Biz zannediyoruz ki bütün sistem bizim kontrolümüzün altında. Hiç öyle bir şey yok. Ya ben onu gördüm. Mesela metal dersi topladım. Vaziyetleri topladım. Yani temelde şuna vardım. Suret, hareket ve zaman. Bu içine birlikte girdi mi ki animasyonlar, çizgi filmler, televizyonlar bunu veriyor sana. Abi 3 tane şeyi senden çekiyor. Nazarını alıyor, rağbetini alıyor, fikrini senden alıyor. Fikrini senden alırsam senin istediğin kadar aklın olsun yani. Benim dediğim yere yürümek zorundasın ki mealdeki bir tuzak da budur abi. Neredeki? Mealdeki. Kur'an'da. Yazan adamın fikrine seni götürüyor. Sen farkında olmadan onu savunuyorsun yani. Mesela hani kanuniyetleri anlatıyorum. Çok, çok acayip bir şey yani. Çok yere tatbik edelim. İstersen aklında bir sürü nazım olsun. Yok fikri kaptırdın. Fikir yoldu. Yola soktu seni. Tabii mesela. İstersen çok acayip evliye ol. Şu sokağa çık şu anda bu sıcakta. Sen orada berbat edecek. Bu bilgin yetmiyor. Yani bilgin ancak uzaklaşmaya yetiyorsa yetiyor. Bu damar şirinlamakla, aşılamakla depreşiyor değil mi? Abi yani biraz o da bir sana ama hani dediğim gibi ben zannediyorum ki Allah'ım, çünkü eskiden böyle bir şey yokmuş yani. Bu son zamanda bunlar ikisi ittifak etmiş yani. Birlikte çalışıyorlar. Örneğin bir çocuk düşün, hani bir manada hadisler hatırlıyorum. Abi şeyse düzeltin. Ahir zamanda çocuk yetiştirmek diyor. Mesela köpek yetiştirmekten zor olacak. Neyi anlıyorum? Köpek neyi temsil ediyordu? Kuvve-i şehriye ve gadabiyeyi temsil ediyordu. Yani bunda bunlar zirvede aktif demek ki. Ve çocukta ne var? Heves var abi. Heves de damardadır. Çocuğun o damarı yaralandığı zaman oğlum yapma, yavrum yapma, bak sonra alırız, hani sana faydalı değil, zararlıdır diyor, dinlemiyor abi. Hissini tabi bak oğlum, bak ben üzülüyorum, tatbik ediyorum, üzülüyorum veyahut işte bak kendine zarar vereceksin, ben gerçekten bunu yaparsan üzülürüm diye yaklaşıyorsun ki psikolojinin, dünya pedagogların falan yaptığı şey bu yani. Hissine hitap etmek, kusura bakma, benim aklım ve hissim aktif değilse abi, ne aktif? Damarım aktif, heves. Mesela televizyondaki reklamlar hususan bunu pompalıyor. Ne yapmak gerekiyor abi? Dedi ya, elemler ve tokatlar. Ama hümanizm namı altında ona da müsaade ettirilmediği için abi, bunun neticesi anarşizme kadar uzanır yani.
şu telefonların ön kamerası sırf o damarları tahrik için sen. Mesela şöhret perestlik, örneğin kendini sürekli çekme. Yani onu da konuşacağım mesela yeri var. Sürekli kendini paylaş diyor. Resmini çek diyor. İnsanlara yayınla diyor mesela sürekli. Veyahut da ne düşünüyorsun? Kendini göster. Bir şekilde hep bunu tahrik ediyor. Devamlı. Ne için? Seni anlamak için abi. Bunun abi müspet şekilde kullanılması mümkün mü? Mesela İslamiyet damarı da var. Kahramanlık damarı da var. Senin örneğini kullanacağız inşallah. Sen bir şey demez. Geçen aklım şimdi sen söyledin aklıma geldi. Üniversitede bize bir ders gösterdiler. Bir metot dediler, buna da suggestopedia. Nedir bu? Öğrenci pohpohluyorsun, sen yaparsın, sen edersin, sen aslansın, sen kaplansın. Yapamayacak adamı bile İngilizce öğretirsin böyle. Ama çok abi, sen böyle dedin aklıma geldi. Şey, o yakalıyorsun, hissini okşuyorsun. Ama Hasr-ı Nazaret'te o bir sonraki basamağı sana söylemiyor. Sen bilirsin dedikten sonra çatıştığınız zaman sen nereden bilirsin diyecek çocuk sana. Çünkü hani öyle bir tahrik ettin ki sen onu anam olsun, babam olsun. Belki müspet kullanılması böyle. Yani şöyle tanıyacağız abi. Ne var? Bak birinci desteğinin çözüm yolunu ayrıca yazdım. Kılıçına dönüyor bu sefer. Çünkü fıtı değil de sen bilirsin, sen bilirsin, sen en iyi bilirsin. Babaya ve öğretmene de dönüyor. Ben öğrendim. Öğretmenim, baba, anne baba senden de iyi bilir. Neticesi bu ya. Kibir olur bu sefer. Ne olacak ki? Mesela birinci desteği de hukukacağım. Ne yapacağız peki? Ya dediğim gibi bizi böyle bekliyor. Bize yaklaşan, hani bu noktada yaklaşanları temkin, bu, böyle bakmak gerekiyor. Ve hukukacağım en son çıktığı için, ya ne yapacağız biz? Bu çok zor bir şey. Ne diyor? Üstad, hukbuca hissi eğer susturulmazsa ve izale edilmezse yüzünü başka cihete çevirmek lazımdır diyor. Demek ki bu nasıl bir şeymiş? Bir, susturulması lazım. İhtar ediyorsun, hakikatini beyan ediyorsun. Bak bu budur, senin bu hissin böyledir vesaire. Akla hitap ediyorsun. Dinledi mi? Dinlemedi. Yani kalp de dinlemedi, akıl anlamadı. Ne yapacağız? Bir şekilde izale ettireceğiz yani. Histen vuracağım. Bunu fiilen şöyle yapmış üstad. Ankara'da diyor, Sufyan'la diyor bir odada oturduk diyor. Baktım ki diyor, hubbucah damarı çok aktif. Buna vazgeçilmeyecek. Bu sefer müsbete kanalize etti. Sen Avrupa'nın teveccühünü değil, alem İslam'ın teveccühünü takip et o zaman diyor. Evet. Yani o diyor, onun da diyor, ben ihlaslı olmadığım için diyor, ona muvaffak olamadım diyor. Kendini şey yapıyor. Bakın o Sufyan'ın hubbucah damarını alem İslam'a kanalize ediyor. Etmesini söylüyor. Sen bu damar, alem İslam'ın teveccühünü istediymiş, Avrupa'nın değil. O mecliste mebuslara namazı anlatırken, o bu milletin reisi olduğunuz, bunları şey yaptınız. Bu odada, odada, bu husus odada. Evet, devam. Birinci bu dediğim gibi. Bunun da üç metodu var, bize yardımcı olacak. Bir, onu susturmamız gerekiyor, bu hissimizi. İki, izole etmemiz lazım. İzolasyon değil mi? İzole, izolasyon, öyle anlıyordum. Mesela dışarıda bu olabilir. Ben bu damarım var ama arasına bir izolasyon malzemesi koyup içeriye vurmamasını sağlayacağım bir şekilde. Üçüncüsü de ne abi? Yönünü başka yöne çevirerek. Mesela o Kur'an, mesela hafızların Kur'an-ı Kerim okumalarından vesairelerden hani bahsediyor. Hani müspet bir şekilde hani bunu kanalize edebilirsin insanların memnun olması cihetinde. Hani vesaire, üstad bunun detayını veriyor. Ben hemen hızlı geçmek zorunda olduğum için ikinci desteğe geçmek istiyoruz abi. Değiştirelim. İkinci desteğe nedir? İnsanda en mühim ve esaslı bir his, hissi havftır. Abi hangi sayfa? İkinci desteği şeytani. Bir sonraki. Ha burası. Burası. Aşağıda abi. İnsanda en mühim ve esaslı bir his, hissi havftır. Dessas zalimler bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Onunla korkakları gemlendiriyorlar. Gemlendirmeye özellikle dikkat çekmek lazım. Ağzına yapılır abi. Çektin mi atın ağzı acı, mecbur durur yani. Gene öyle. Çin tatbik edeceğim birazdan. Ehli dünyanın hafiyeleri ve ehli dalaletin propagandacıları, avamın ve bilhassa ulemanın bu damarından çok istifade ediyorlar. Korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar. Korku ve evham. Aynen, anlatacağız şimdi abi şeyini. Şimdi abi bakalım yaklaşabilir miyiz? Şimdi abi ne oluyormuş? Bir, ehli dünyanın hafiyeleri. Hafiye kim? İstihbaratçılara deniyor hafiye diye. Sonra kim? İki, ehli dalaletin propagandacıları. Propaganda aleni yapılır. Hafiyelik daha mahfi, yani gizli yapılır. Ki üstad diyor ya, bu dostların içinde çok münafıklar var diyor. Ne demek? Yani dost münafık değil yani. Dostlarımın içinde karışmış yani. Hafiyeler. Sonra ehli dalaletin propagandacıları. Haberler dedim mesela. Fikir beyan edenler. Ki zaten dalalet nedir? Fikren seni saptırma çabası yani. Diyor ya, yaş bir adam geldi diyor. Ondan sonra dedi, hadi gel şunlara bakalım, güzel suretlere bakalım vesaire. O nedir diyor, bir bilet mi, atu bileti diyor vesaire. Onun bütün yaklaşmaları onun dessaslığından. Yani dessas ne? Benim anladığım desise şu, aklı
doğru fikirden, istikametinden saptırıp hevasına tabi ettirmek teklifidir abi desinse. Yani sen mecranda gidiyorsun, senin mecrana bir tabiri caizse makas atıyor yani. Sen 100 birimle gidebilirsin ama makası yediğin zaman abi sen nereye istiyorsa oraya gideceksin yani. Hmm. Sen istediğin kadar potansiyelin olsun, kapasiten olsun, o fark etmez. Evliyan hafiyeleri, propagandacıları, mesela haberlerde örnekleri çok var. Sonra dessas zalimler. Yine abi sana gelip bu zalimler desselerle fikrini elinden almaya çalışacaklar. Artık bu direkt aleni oluyor yani. Mesela diyelim ki tehditler vesaireler. Hani bir süre çıktıktan sonraki yani malum ne yapıyor mesela? Artık aleni bir şekilde zalim zulmederek sana desisesini kabul ettirmeye çalışıyor. Bak böyle yapmazsan böyle olur. Hani bu artık işin alenisi. Özür dilemezsen salmayacağız. Yani falan filan işte. Artık kanuniyeti verelim abi. Bunu her yere tatbik et yani. Her yere tatbik edebilirsin. Peki bu neyden yararlanıyorlarmış abi? Korku damarı. En çok kime yapıyorlarmış? Bir, avama yapıyorlarmış. İki, bilhassa ulemaya. Ne yapıyorlarmış? Korkutuyorlarmış. Evhamlarını tahrik ediyorlarmış. Yani nasıl olacak? İkinci dilsin şeytaniyle evhamları izale edebilirsek abi doğru bilgiyle. Bak sonra şöyle olur ha. Bak sonra böyle olur ha. Bak ayağını denk al ha. Bak şöyle filan vesaire. Gözümüz üzerinde. Bak dikkatli ol. Şuraya niye gidiyorsun? Böyle niye yapıyorsun falan. Kanuniyeti verelim abi. Her yere tatbik edin. Halit, afaka da tatbik olur. Enfüse de tatbik olur. Kendi içimizde de bu mesele var. Hizmet açısından da bu mesele var yani. Peki diyor ki mesela avama bilhassa ulemaya. Zaten ya avamdır ya ulemadır. Bir o manada çıkabilir abi. Çünkü diyor mesela avam için ne diyor? Üstad diyor ki mesela insanların %80'i diyor ehli tahkik değildir ki hakikaten nüfuz edebilsinler. Yani ne oluyor bu şekilde? Anladığımız kadarıyla %20'si tahkik, %80 avam. Sen bu avamın kontrolünü ele geçir, ekseriyeti ele geçirmiş olursun zaten. Bir şekilde musibeti anmayı mı istiyorsun? Yalsın. Vesaire yani. Rahmet mi istiyorsun? Müspete kanalize et avamı, yine rahmet gelsin. Çünkü hüküm eksere göredir diyor abi. İkinci ulema, azıcık aşağı gelelim abi. Ulema diyor, ben avam mısın sen veyahut da ulema mısın? Yani alim misin? Benle ne alakası var? Seninle şu alakası var abi. Lemalar 167'de diyor ki bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan. He, tasavvurdan çıktı, taakkülde tercihlerini yaptı. Tasdike geldi abi. Tasdike geldi, bu adam alim. Ne olacak? Anlayarak ve kabul ederek. Okuyan bu zamanın mühim hakikatte bir alimi olabilir. Bu sayfaya geçelim, ben izmali söyleyeyim. Burada bayağı bantelleri var. Bir geç abi bir tarafa, öbürüne. Yani ne olur? Sen bir sene bu risaleleri okuyup anlamaya başladın ya. Mesela ben diyorum ki Osman abi, ya siz böyle söylüyorsunuz ama bu risale burada böyle yazıyor. Nasıl olacak? Sen bilmezsin diyor mesela. Veyahut da diyorum ki abi böyle bir tatbikat var. Hani böyle bir karar veriyoruz. Evet bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Allah rızası için. Hadi hep beraber yapalım. Aynı amaçta yani koşuyoruz, davranıyoruz. Ne yapacağım diyor bu sefer? Bak diyor böyle yapma diyor. Şahsi gidiyorsun derler. Hususi gidiyorsun, hususi meşrep olursun, şahsı maneviden düşersin. Hani hizmete tatbik ettiğin zaman da bu şekilde görünüyor abi. Sen adamı takip şey yapamazsın, sorgulayamazsın yani. Gemlendiriyorlar. Seni gemlendiriyor. Evet. Niye? Korkutmaya çalışıyor. Bir şey diyeceğim. Bir adam gelip dersi dinler mesela. Kardeş, umumi hukuk. Tamam, hususi hukuk yapalım. Yok, haftaya gelme mesela. Veya sen bizim bozuyorsun yani. Soru sorma. Bunlar nedir abiler? Gemlemek tarzıdır yani. Kayseri'de demiş ya sen çok fazla soru sormaya başladın. Yani şey, oluyor abi. Gelme demişler. Bak şey değil, makam itibarlı sor. Mesela şu şey değildir. Yani mesela sen şimdi soru soruyorsun, dersten saptıracaksın, kendin bir şey söyleyeceksin, bahsediyorsunuz ya abi. Veyahut da işte fikrini beyan edeceksin veya beni suç işlettireceksin vesaire. Ben o an seni sustururum yani. O bir şey değil. Fakat nedir? Hakikat için. Hakikaten mevlüt tarihi hakikat var ya, bir şey arıyorsun yani. Bu mevlüt var senin. Ben burada çayda konuşuyorum dediğin zaman hakikaten konuşmak icap eder. Veya bir zahmet yana ayır, hani konuş kardeşle mesela. Onda sorun yok. Sorun nerede? Sen böyle yapamazsın. Niye? Orada öyle yazıyor. Yok abiler böyle yapmış falan filan işte. Daha uzatmayalım. Burada böyle abi. Üçüncüye gelelim. Üçüncüde ne var? Tamağı. Üstad tamağı da damar diyor abi. Hemen okuyayım ben. Bütün destekler hepsi damar mı? Abi damarlara hitap ediyor ve öyle bir yani Allah'ın izniyle. Hepsi de damar diyor mu? Hepsi. Ha, okuyayım isterseniz. Öyle yani ben genel. Ben damarları gördüm abi. Sonra asaba geçecek. Dörtte asaba geçiyor. Asaba geçti mi kardeşi hedef alıyor. Bu üçü dostu hedef alıyor abi. Dostu. Evet okuyacağım onu da.
Hemen üçüncüden sonra üstad zaten kendisi diyor. Dostlarım bu bucağı tamam, haf ile aldatmak ve beni bazı istinat ile çürütmek istiyorlar diyor üstadın ifadesi. Dostlarını yani bu üçünü kullanıyor. Bir, ikinci, bir, iki, üç. Dostları abi, hedef almış. Bir, üç dost. Bir neydi? Hukbucağı. Bir abi, hukbucağı. İki, hissi havf. Bu da korku damarını tetikliyor. İlkinde şöhretperestlik vardı. O da hukbucağını tetikliyordu abi. Üçüncüde de tamah damarı var. Bunun arkasındaki hissi sanki göremedim. Bu üçü dosta öyle. Evet abi. Dost, çünkü üstad diyor ki üçüncüden sonra, dördüncüye başlamadan önce diyor ki dostlarımı İhtarda geçiyor abi. Ehl-i dalalet Kur'an-ı Hakim'den alıp neşrettiğimiz hakaki imaniye ve Kur'aniye karşı müdafaa ve mukabele elinden gelmediği için münafıkane ve desisekârâne ihfal ve hile damını, tuzağını istimal ediyor. Dostlarını hukbuca, tamah, harf ile aldatmak ve beni bazı istinat ile çürütmek istiyorlar deyip asaba geçecek abi. Yani bu üçü damar. Damar, damar anlattı. His ve damar. Sonra asaba anlatacak. Altıncı desise şeytaniye korkunç. Ki üstadın direkt yapılmak istenen şeydi o. Hepsini uyguluyor hemen hemen üstünde yani. Tamam, sen bu altı desteği oku yeter zaten. Başka yere çıkmana gerek yok konuda. Yok, çıkmıyorum zaten. O, onun içinde yok, onu tatbiki tamam. Abi. Yani aslında desteği şeytaniyeler gibi gidiyor biraz. Çok acayip ya. Fakat şeyi tespit etmesi çok mükemmel. Dostları damarla, kardeşleri... Asap. Kardeşleri hitap ediyor. Asa. Beşinci de enaniyet kardeşleri abi. Çünkü kardeş neşir faaliyeti yapıyor. O neşir faaliyeti çok, yani bunu tespit etmek çok güzel. Bu çok iyi. Demek ki dostları damarlarla, dost. His kardeş, kadar. Kardeşi? Asapla. Asapla. Talebeyi? Talebeyi abi en son arkadaş diyor üstad. Altıncı desise şeyden. Yani üstada yapılan şey talebeye yapılacak abi. Evet. Kaçarı yok. Aynen. İşi bilmezse eğer, çünkü çok yani şey... Hakikaten mesela şey gibi, Murat abi anlatıyor mesela, belagat uymuyor ki. Sen birinci ve ikinci lemada Yunus Aleyhisselam'la Eyüp Aleyhisselam'ı anlatıyorsun, bizdeki karşılıklarını anlatıyorsun. Fakat daha şu an yaşamayan iki tane zatın arasındaki münasebeti anlatıyorsun. Hani Risale-i Nur'a soru sormak var ya, üstadım ne demek istiyorsun? Sen zahirde yaşamıyorsun ki veya bahsettiğin aranızda geçen konuşma yaşamıyor ki, aynı kanuniyeti alayım, Risale-i Nur'da bu bahsin geçmesi abestir yani zahirde. Veyahut da nedir? Bir şeyi anlatmak istiyor. Ki ben başta baktığım zaman mesela cereyan-ı münafıkhaneden bahsediyor üstad. O şeyin Süfyan'ın şahsı manevisidir mesela. Hala devam ediyor. Tabii o bitmiş değil yani. Ve bunlarla çok kişiler aldanıyor mesela. Yani %80 avam yap sen işi, teşkilat al oraya, %80'e doldur oraya, tahkikleri küstür. Buyur abi, korkunç bir kuvvet elinde, hayırlı olsun. Devam ediyorum. Neye geçtik abi? Tamaha geçmiştik. Hemen okuyayım. Tabloyu açabilir misin? Bir sonraki sayfa. Tamaha geçtik. Tamam yüzünden çoklarını avlıyorlar. Biraz geçip gidiyorum abi. Tamayla avlıyorlarmış. Madem rızık mukadderdir ve ihsan ediliyor ve veren de Cenab-ı Hak'tır. Şimdi burada iktisata geçecek üstad. O hem Rahim hem Kerim'dir. Onun rahmetini itham etmek derecesinde ve keremini istifaf eder bir surette gayrimeşru bir tarzda yüz suyu dökmekle vicdanını, belki bazı mukaddesatını rüşvet verip menhus, bereketsiz bir malı haramı kabul eden. Bu cemaat içindeki düsturu da belirler yani. Düşünsün ki ne kadar muzaaf bir divaneliktir. Evet, ehli dünya, hususan ehli dalalet, parasını ucuz vermez. Pek pahalı satar. Bir senelik hayatı dünyeviye bir derece yardım edecek bir mala mukabil, hadsiz bir hayat ebediyeyi tahrip etmeye bazen vesile olur. O pis hırs ile gazab ilahi kendine celbeder ve ehl-i dalaletin rızasını celbe çalışır. Çok cemaatlere uygulanan taktiktir abi. Ey kardeşlerim, eğer ehl-i dünyanın dalkavukları ve ehl-i dalaletin münafıkları sizi insaniyetin şu zayıf damarı olan tamah yüzünden yakalasalar, geçen hakikati düşünüp bu fakir kardeşinizi numune-i imtisal ediniz diyor. Devam ediyor abi. Ben ilgili kısımları tablolaştırdım. Hemen. Neyi kullanıyormuş abi? Zayıf damarımız tamahı kullanıyorlar. Neyle? Kim kullanıyor bunu abi? Ehli dünya. Bir, hususan ehli dalalet. Çünkü ben seni paramla yakalarsam benim dediğimi söylemek zorundasın yani. Senin adının ne olduğu hiç önemli değil. A grubu, B grubu, A cemaat, B cemaat. Fark etmez yani. Ehli dünya ile ehli dalaletin farkı? Abi ehli dünya seni bir şekilde telkinat yaparak da kandırır. Mesela Allah, mesela bazı dernekler var. Öğrencilere burs veren vesaire. Mesela Seyyid Ahmet çalışıyor mesela onlara.
Bunlar ne yapar? Kendine taraftar etmek için daha üniversitedeki talebeleri, onlara mesela cüz'i bir burs verir. Fakat onların aleminde bu çok büyük bir paradır. Yani, tamam adamlarını tutup abi ehli dünya kendine mesela çeker. Şöyle diyebilir miyiz? Mesela belki şahsım için diyeyim. Ben ehli dalalet olmam muhtemelen ama ehli dünya olurum herhalde. Hı hı. Abi hiç yani zaten farkını çıkartmak için yani. Altıda konuşacağız abi. Ehli dünya yani ben gaflette olanlar. Ehli dünya seni çekiyor abi. Peki, izah edeyim o zaman. Bu Rüştü abi şey yapıyordu. Kastamonu'da iki yer var. Size şöyle bize böyle soru sorardı. İslamiyet'in hakimiyetini isteyen bir nur talebesi ehli dünya olur mu? Siyasi hakimiyet İslam olsun. İman hizmetinden siyasi hizmeti önde gören ehli iman görürse, iman hizmetinden önde, hayat-ı dünyeviyeni var ya böyle siyasi, geniş daire hizmetini öne çıkarıp, dar daire hizmetini böyle basit gören ki ehli iman, nur talebesi dahi ehli dünyadır. Kastamonu'da 198'de mi ne anlatıyor, bizde 173'te mi ne, ehli dünya der. Ehli dünya der. Ehli dünya Müslümandır. Peki ehli dünyanın için oluyor? Ahireti ikinci derecede atmış. Dünyayı biri hakimiyeti bak. Dünya saltanatını, dünya hakimiyetini öne şey yapıyor. Hizmeti, iman hizmetini ikinci derecede görüyor. Seni basit görüyor ama ne anlatıyorlar ya oturuyorlar falan. Böyle çekirdek hizmeti. Mesela niye öyle? Fırtınalar, şimşekler, yağmur, çamurlar ağaca zarar verir. Ağacın dalı, gövdesi kopsa bile çekirdeği sağlamsa gene filiz çıkar. Dar daire hizmeti çekirdek hizmetidir. Geniş daire hizmeti ağaç hizmetidir. Gerçi zahirde gözüküyor şaşı ama her şeye hazırdır. Demek ki ben Risale'de söylüyorum bunu. Kastamonu'da iki yer var. Hakimiyeti iman hizmetinden daha önce siyaseti önde görüyorsa ya, siyaset İslamiye'yi diyor bak. Siyaset İslamiye'yi birinci derecede görüp iman hizmetini ikinci derecede görürse bu ehli dünyadır. Ehli dalalet ise inkarcıdır. Ehli dünya inkarcı değil. Bizimkilerdir. Tamam. Ehli dünya diye bakarsan Kastamonu'da var. Kaç? 193. Diğeri bir tane. Bir tane de var. 193, 173'te yanlış hatırladım. 173'te 193. Bir tane de var kardeş. İki yerde geçiyor bizzat diye. Üçlü abi bize hep bunları meslek ve meşrebi çok yapardı. Zübeyir abi demiş. Mutlaka yanında olanları bir şekilde iman derslerini dinlerler ama meslek ve meşrep layıka derslerini sen öne çıkart. Yani o zaman belki biz ehli dalaletle mübaşeretimiz belki biraz daha az olur ama ehli dünyayla yani kendi aramızda işte çok ben ehli dünya olabilirim sana şimdi yanında gelir. Mesela şöyle dese ki sana dese ki her türlü ağlarım yani o zaman tamayla şeyle. Evet. Osman ya kardeşim ya bunlar eski model ya bu dersen şey ya bu artık şey yapalım yurtlar açalım okullar açalım ya bu tamam bunu yap da yap demiyor ama şeyi diyor buna, ya bu 2-3 kişi, 10 kişi bir araya geliyorsunuz, ya bu ne ya? Ya bırakın ya böyle külliyi, televizyonlara çıkalım. Yani İslami hakimiyetleri şey yapalım, hakimiyet İslami istiyor diyor. Bak yüzünü aç bak, hakimiyet İslami öne alıyor. İman hizmetini ikinci derecede alıyor. Derse medrese hizmetlerini ikinci derecede, geniş daire hizmetleri bire alıyor. Bu ehli dünyadır. Bak aynen sari ifade bu. Kastamonu kaçtıydı abi? 193. Bir tane de var 193. Bir de bir yerde var. Ehli dünya yazar mısın abi? Hayatperest ha. Bir tanesine ehli dünya diyor. İkincisi hayatperest insanların nazarında. Bir tanesi bak. İrfan. Ehli dünyanın nazarında. Bir de hayatperest insanın nazarında. Bu 190'da geçiyor abi. 190'da mı? Evet. Bak. Fakat efkar hamlede hayatperest insanların nazarında zahiren geniş ve hakimiyet noktasında cazibeler olan hayat içtimai İslamiye ve siyaseti dini cihetleri bak din siyaset hakim olsa istemez mi? Adı İslam olsun hep buna çalışıyor. İman hizmetini ihmal etmiş. Bu hayatperesttir. Çok korkunç bir şey bu. Bak ne diyor hakimiyet İslamiye bu evet. Hayat-ı içtimai İslamiye ve siyaset-i diniye cihetleri daha ziyade rahmetli göründüğü için o adese ile o noktaya nazardan bakıyorlar, mana veriyorlar. Görüyor musun? Birinci derecede önüne çıkmış. İşte bunu bu laika dersleri
dershanecilikle öğrenilir. Lugat da öğrenir bu. Mesela 190 mıydı bu? Evet abi. Bunu böyle okuyarak direkt anlar. İlle birisi dershaneci bunun parmağını basacak size. Peki bu zaten Nurcu için mi? Aa mesela adam Nurcu için. Yok Nurcu değil. Herkes, herkes için. Başka bir cemaatten de olsa. Herkesi, herkesi. Ya. O da ehli dünya. Müslüman dedik yani. Müslüman bu. Müslüman. Zaten daha iyice getirdik. Yani, Nurcu'da bile varsa zaten. Ha Nurcu'da bile. Evet, tamam, tamam. Devam et. Zaten abi burada kanuniyet verilmediği için. Şurada değil mi abi? Ölçüsünü de sanki burada demiş. Evet diyor ehli dünya, susan ehli dalalet. Evet, tabii. Parasını ucuz vermez, pek pahalı satar. Benim yani, ikisi de aynı. Ölçüsü şu, paramızı ucuz vermiyorsak. Evet, dershaneye yardım etmez kardeşim. Bak, ya, sokmayayım, oraya girmeyeyim. Böyle parasını ucuz ne yapar biliyor musun? Gelip minnet ettirir. Ondan sonra böyle onu sorgular, nerede kullanıldı, nerede harcadınız. Bir de hürmet istiyor, veriyorlar. Bir de ama Rüştü abi derdi, Zübeyir abi demiş. Şöyle diyordu, Zübeyir abi demiş, o Kastamonu'da da geçiyor. Emirdağ'da 163'te. Vermişler, vermiş bir de hürmet etmiş. Allah sizden razı olsun ki. Mesela diyelim fakir yok. Zengin için İslam esası 4 olur. Zekatı kime verecek? O zaman zengin diyecek ki Allah fakirden razı olsun ki İslam'ın 5 esasından olan zekatı verme tahakkukuma vesile oldu. Hem verecek hem hürmet edecek. Hürmet istemeyecek. Hürmet istedi mi, tavır takındı mı o ehli dünya oluyor. Abi şey de pahalıya satıyor. Ömer bin Abdülaziz zamanında zekat verecek adam bulamamıştır abi. Ya. Daha belki bizim şimdi dünyanın öbürücü diyoruz ya, öyle gidiyormuş ki bir adam bulayım da zekatımı vereyim diye yani. Mesela ben birisine rastladım, dedi ki Almanya'da, Hasan abi diyor, madem sen böyle şeysin, Nurcu değil, Nurcu olsa hizmeti bilir, Müslüman halk fakir fukara biliyor, ben seni vekil ediyorum, ben bulamadım diyor, sen bizim için nimetsin, git bunu fakirleri bul, senin bulduğuna ver. Bak şimdi. Ne dedi biliyor musun? Bunun için söyledim. Bizim için nimetsin, biz bulamayız. Şimdi zengin böyle düşünsün. Desin ki, param var ama hakiki, layık, liyakati olan birisini bulamıyor. O zaman hiçbir işe yaramıyor. Elinde patlıyor bomba. Şimdi Allah soracak. Ama buldu ehli birisini. Ona bir de hürmet edecek ki, iyi ki varsın ki benim bu hakikatımı, bu İslam esasımı veya içsel böyle ruhsal yapımı İnşa ettin çünkü veren el, alan el. Yani verirken aslında veren alandan fazla alıyor. Çünkü siz daha vermeden niyet etmek Rabbinize gidiyor diyor. Ulaşıyor. Hadi öteki geç. Evet tamam. Değil mi? 190, 193 Kastamonu. Bir tane hayatperest diyor, bir tane ehli dünya diyor. Bu kardeşim Zübeyir abi, Rüştü abiye o da bana anlatmasaydı bu şimdi dikkati çekilmezdi. Bu hakimiyet-i İslamiye, Zübeyir abi demiş ki Rüştü abiye sormuş. Hakimiyet-i İslamiye, ihtiyad-ı İslam, İslam hakim olsun. İster nasıl bir adamdır? Abi çok mükemmel, şöyledir, böyledir. Bu dedi. Peki iman hizmetini ikinci derecede koysa, iman hizmetini sonra yaparız. Sonra eklemiş, Rüştü abi bunu ben ekliyorum. Allah Resulüne demiş ki, Ebu Cehil ve taifesi, şimdi bana teklif etseler, Allah aşkına size teklif etseler. Resulullah demişler ki, sen ahireti anlat. Peygamberliğini anlat. Tamam mı? Yanılma lisasından anlat, yalnız putlarıma dokunma ve başımıza geç. İstediğin kadınları al, karılarımızı da istiyorsan verelim. Başımıza geç, bizi sen idare et. Aynı kanuniyet. Peki aynı kanuniyet. Bak şimdi, ben şöyle düşünürüm. Tamam mı? Tamam damarım bu. Evet, bak şimdi. Bu ne damar varsa artık. Bak şimdi, ben başa geçeyim. Devleti yapılan değil. Bütün bakanlıkları, ben milletvekillerini, bütün memurları ben kurayım. Hakim oldum mu? Ondan sonra patlatırım ya. Tamam lan derim. Bunlar daha cazip olur mu doktor? Yani bak ha. Başımıza geç. Aynı bizi yönlendir. Sünnette var aslında. Yani. Sünnette var ya Allah Resulü'nde. Ha. Ama Allah anlatma değil. Anlat. Kur'an'ı anlat. Ahireti anlat. Melekleri anlat. Yalnız Allah'ın zıttını anlatma. Putlarımıza dokunma. Başımıza geç. Mal istiyorsa mal verelim. Şimdi de putlara dokundurmuyorlar. Evet. Bak şimdi. Putlarımıza dokunma. Başka bir şey istemiyoruz. Onun için cuma gibi bir cuma Kur'an'da ayette farz olmuş. Değil mi? Farz.
bayram namazı vacip. Kastamonu'da cumaya vesaire yapmasanız da ilişmeyiniz. Niye demiş? Bunun için putuna dokundurmuyor, putuna dua ettiriyor hutbede. Cuma ne oluyor? Felç oluyor. Cuma olmuyor. İstersen beysi cumuş olsun olsun. Anladın mı? Şimdi kim bu? İmam bu. Özel şey yapıyor. Hutbeyi veriyor. Siyaset ne yapsın? Devlet, Diyanet öyle bir isim koymamış. Öyle bir hutbe vermemiş. Adam hutbeyi okurken bakıyorsun hutbeye, internete girip bakacağız. Cuma hutbesine bakıyorsun, böyle bir isim kullanılmamış. Adam kendisi kullanıyor konu hutbe verirken. Bu adam kim? Hayatperesttir, ehli dünyadır bu adam. Peki nedir? Kafir midir? Eğer inanarak söylüyorsa kafirdir. İnanmayarak söylüyorsa ehli bidattır. Çünkü Şia, Vehhabiler vesaire şey, ehli bidat. Yani itikadı bozuk, imanı bozuk olmadığı için imansız denmez. İtikadı bozuğa ehli bidat denilir. Tamam. Eğer inanarsa söylüyorsa ki bilmiyoruz kalbini, kafir olur. Peki ne dedi 190 Kastamonu 193'te ne diyor? Ehli dünya ve hayat perest insanlarla hakimiyet İslami birinci derecede. Böyle de değil. Hiç lüzum yok. Sana hiç kimse de soru sormayacak. Bak şimdi. Sana metin verdi Diyanet. Metin okuyun. Sana metinin dışında niye demedin diye sormaz. Çünkü kendisi verdi bunu oku. Sen istiyatifle sen ekliyorsun. Sen kimsin? Katıksız ehli bidasın. Katıksız. Eğer inanarak söylüyorsan onu bilmiyoruz. Sormak lazım. O zaman kafir olursun. Çünkü niye? وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَنَمُوا فَتَمَسَكُمُ اللّٰهِ Bitti yani. Meselesi bitiyor. Mesele bitiyor. Onun için 40 ve fiyattan birkaç tanesi kurtarmış. Bu 40 tanesi de namaz kılan ha. 40 tane kafirden bir tanesi kurtarmış değil. Çünkü kafirin komplesi gider. Niye? La ilahesi yok, illallahı var. Namaz kılıyor, oruç tutuyor. La, iman olması için iki unsur çalışması lazım. La ilahe, sonra illallah da çalışacak. İllallah, iman, namaz, oruç vesaire inkarcı. La ilahe ise Allah'ın düşmanı, Kur'an düşmanlarını onaylamayacak. Düşman olacak. Adam Müslümana İslam düşmanı, Kur'an düşmanını hutbelerde dua ettiriyor. Peki münazarata geçiyor mu geçmiyor mu? Venezuela ise diyor dua ettirir diyor hutbede diyor. Hatırladınız mı? Evet. Venezuela mi? İfade edemiyorum. Venezuelos mu ne? Ha. Hutbelerde niçin o zaman İstanbul işgali altında İngiliz 1918'de İstanbul işgal altındayken Venezuela ismi ne? Hutbelerde dua ettirilmiş. Hutbelerde. Sizin kafanızda biçelim. Cuma namazı ilk önce hutbeye çıkılıyor. Türkiye'de değil mi? Sonra imam iniyor iki rekat kılıyor biliyor musun? Böyledir değil mi? Gerçi dün kılmadınız mı? Aslında nasıldır biliyor musun? İlk önce iki rekat namaz kılınır. Sonra hutbeye çıkılır. O bitti. Aynı bayram namazındaki gibi. Gibi. Peki ne zaman bu değişti? Emeviler değiştirdi bunu. Çünkü 40 sene Hazreti Ali hutbede lanet okudular. Lanet okuma Hazreti Ali ve Ehl-i Beyt'e. Laneti kim dinler? Dinlemez. İki rekat cumayı kıldıktan sonra çekip gidiyorlar. Hutbeyi kim dinler? Bu sefer cumayı hutbeden sonra bıraktı Emevi ki mecbur dinlesin diye. Anlıyor musunuz? Neler oynanmış? Kastamonu'da 190'da hayatperest diyor. 193'te ehli dünya. Ne istiyor bu? Zındık mı hakim olsun? Açık saçıklık mı hakim? Hayır. Hayat-ı İslamiye'yi hakim olsun. İman hizmetini eyle böyle sinekten, karıncadan, şey çiçekten, böcekten bahsediyorsunuz. Bir yer oturduğunuz sinek menekten bahsediyorsunuz. Tamam. Diyor, iman hizmetini kale almıyor. Alıyor, ikinci derecede bırakıyor. Bu kafirden bahsetmiyorum. Dini cemaatlerden bahsetmiyorum. Kendi cemaatimiz içinde Kastamonu okuduğu halde iman hizmetini ikinci derecede koyuyor. Yani imanlar kurtulsun, ya bu cemiyette burası altın olur mu? Bir iman, bir genç burada derse gelebilir mi? Adam bizden değilsin diye adama yüzüne diyor ki gelme derse diyor. Bu gencin nereye düşeceğini bilmiyor. Bu cemiyeti sen buraya dershane açtın.
sen bizden değilsin, falanca ile falanca bir şey irtibatın varsa sen buraya gelme. Sen kafir eder misin? Sen komünistik dinliyorsun, Karl Marx'ı okudun ve solcusun, sen bizim derse gelme diyebilir misiniz? Ama bir Müslüman bir Müslümana diyor, Nurcu'ya, Nurcu Nurcu'ya diyor, derse gelme. Kim bu? Bu iman hizmetini yapan değildir, öyle gözüküyor. Bu ehli dünyadır, hayatperest adamdır. İzahı yoktur yani. Bu deniz kenarındaki bir yerde bir insan kalkmış derse geliyor, sen buna diyorsun ki gelme. Allah'tan kork ya. Allah'tan kork. Allah'tan kork. Üç defa diyor. Allah'tan kork. Hiç mi Allah'tan korkun yoksa? Bu ateşi nasıl atıyorsun adam? Üniversitede gelmiş, burayı kazanmış, Altınoluk'ta üniversite okuyor. Kim sormuş Osman abisine. Osman abi Altınoluk'ta nereye gidebilirim? Vermiş. Ondan sonra adamı kokluyor. Bu genç nerede, ne kokuyor? Ne korkuyor? Müslüman mı? Ehli kıble ya. Çünkü namaza durduğun zaman duruyor senin. Gelme. Niye abi böyle diyorsun? Eylemsiz ders istemiyorum. Ehli dünya kimdir? Hayatperest kimdir? Dışarıya vurmayın bunu. Biziz. Biziz ki yapmayalım. Kim olursa olsun, ustadın hatırasına yazıyor. Bugün diyor Kendall'ın, körün veya Sağır'ın çocuğu gelse diyor Sağır. O zaman üniversitede okuyormuş. Sağır'ın çocuğu, isim vermeyin. Orta Doğu'da okuyormuş. Tamam. Sağır'ın çocuğu gelse, Sağır ustada düşman ya. Sağır. Çocuğu gelse hiçbirinizden farklı şey yapmam diyor usta. Sağır'ın çocuğu gelse, ki o zaman üniversite okuyormuş, tamam mı? Gelse sizden farklı bir muamele yapmam. Çünkü iman hizmetinde herkes eşittir diyor. Herkes buna muhtaçtır. Onun için siyasete nur talebeleri girmiyor. Şu kapıda tabela konmamış. A partisi, B partisi olsaydı imana susamış, imana ihtiyacı olan, o da tam gelecek kapıya A partisi. Ben B partisi neyi düşünüyorum? Gelmeyecek. Onun için iman hizmeti her şeyin fevkindedir. Siyasetten, dünya hakimiyetinden de üstündür. Meşrepte bir particilik oluyor. Parti işte. Zaten meşrep partiden geliyor. Dördüncü de bahsedecek. Ha, onu oraya evet, pardon. Var. Yani beni heyecanlandıran gene 1900... Damarınıza bastık. Evet, 80'e götürdünüz beni. Her gün 10 senede Rüştü abiyle meslek ve meşrep dersini yaparken, laika bu, oradan geliyor. 10 senede inan yalan olmasın diye söylüyorum. 3 tane belki atlatmışız öğlen dersi. 3 tane bile yoktur. 1 veya 2 tane ders yapmamışız. Her gün bize vakıflara bu ders yapar. Hayatperest kimdir? Ehli dünya değil mi? Bak Kastamonu. Hakimiyet-i İslam bize sordu. Hakimiyet-i İslam'ı isteyen bir Müslüman ondan daha makul ve masum bir isteği olur mu? İslam hakim olsun. Ama iman hizmeti ya, orada alsın. Kale almıyor. Veya ikinci derece bu. Bu hayatperesttir. Bu ehli dünyadır. Birinci çekirdek kadro. Allah Resulüne bu makamı teklif etmişler. Ama hemen kafirin suresi nazil oldu. Kul ya eyyel kafirun. La abudu ma tabudun ilahir. El gibi sizin bir elime ayı verseniz diyor hadiste değil mi bu ayetten sonra. Bir elime güneşi verseniz vallahi davandan. Ama mantığım şu. Ben olsaydım tövbe, ben Allah Resulü'nü yüceltmek için söylemiyorum. Böyle bir makul, akla çok uygundur. Başımıza geç, bizi sen yönet, tamam mı? Devleti yapılandıracağım. Her şeyimizi, zenginliğimizi, paramızı, karımızı, her şeyini al. Ama her şeyini anlat, bir şeyimize dokunma. Her şeyini anlat, putumuza dokunma. Şimdi bizim dava eden, dava iddia eden kardeşler, tamam ha, korku damarı var, tamam sus. Bir bakıyorsun ki, birisi birisine bir şey demiş, vay bizden değil. Demesi var. Gerekirken bir de düşman oluyor. Bizden değil. Kendi tekeline. Gemlendirmek iki vaziyet abi. Hem ağzını tutar hem özür dilerim. Estağfurullah abi. Üstad'a yapılan teklif de aynı böyle değil mi abi? Gelecek yani, gelecek. Üstad'a evet. geç devam et. Üstad'a aynı teklif yapılmış. Hem de hepsi birden yani. Aynen. Bir tane de değil yani. Devam et. Evet abi. Şimdi bir de şöyle abi, mesela diyelim ki Osman abi işte geldi beni şey yapıyor. Ya ona oraya gitmeyelim, şuraya gidelim, buraya gidelim vesaire yaptı. Beni tam damarımdan yakalamaya çalıştı. Tamam, tek ikimizin arasında bir münasebet olsa zahiren mantıken baksan ya ne olacak mesela? İşte tamam hadi biraz beraber vakit geçirelim vesaire. Hani zekavetle tek bakılsa
belli bir nakil rivayette tabi olmadan hareket edilse abi ne olacak? Benim şahsi vaziyetime mi halel gelecek? Hayır abi. Şahsi vaziyetime halel gelmeyecek. Neden? Çünkü ehli dünya, ehli dalalet, ehli dünyanın dalkavukları ne yapıyor? Bunları tamah damarı ki insaniyetin zayıf damarından bahsettiler ya. Bununla yakalıyorlar diyor ya abi. Peki ne oluyor bununla yakaladığım zaman? Otomatikman bende hırs tahrik olacak. Hırsı tahrik edecek. Hırsı tahrik edince ne olacak? Abi ya ne olacak? Hırslı olayım. Mesela diyorum yani hani şeyden. İki tane neticesi var abi. Onun bir gazab ilahi kendine celbeder. Yani zahirde baktığın zaman bizim reisimiz ol vesaire meseleleri hakikaten çok mantıklı. Zahirdeki çoğu insan o yolda sürüyük etmiş bir şeyler yapmaya çalışıyor şu hali hazırda. Fakat sen eğer ki tamah damarından yakalanırsan hırsın tahrik olacak. Hırs da zaten sebebi hasaret. Zaten bir muvaffak olamayacaksın. İki, gazab-ı ilahi kendine celbedeceksin. Yetmedi. Üç, ehl-i dalalet rızasını celbe çalışacaksın abi. Gazab-ı ilahi ne demek? Gazab-ı ilahi artık yaptığın vaziyetle alakalı. Toplamasını yapmadım. Genel olarak şey yapayım. Mağdup oluyorsun abi. Mağdubin tarafından oluyorsun abi. Gadaba uğramış tarafından oluyorsun. Bir nevi yani Yahudilik gibi oluyor değil mi Murat abi? Yani siz zaten Yahudi'yi de topladık mesela. Yahudi'ye Yahudi dersek meseleyi anlamıyoruz abi. Şiddetli adavet var, kin var ve hırs var mesela. Üç tane vasfı var. Yani diyebiliriz çünkü niye? Aynı kanuniyet abi. Bir Müslüman diyor, her sıfatı, bir mümin her sıfatı mümin olmadığı gibi diyor. Mesela bir işte şeyin de, neydi, gayrimüslimin de her sıfatı yani şey değildir diyor. Gayrimüslim. Aynı kanuniyet dediniz ya az önce. Fikir bazından dediniz, ben de ehli dünya olabilirim. Fikir bazında baktığımız zaman evet, yani 100 tane fikrim var örnek veriyorum. Ya benim bu 100 fikrimin 30 tanesi belki ehli dünya olabilir yani. Ama hani nedir? Umuma taalluk edeni nedir? Şahsiyetime hani 3 vaziyet var ya abi. Bu hizmet cihetiyle olan kısımda bunlar hakikaten mühim ki abi çok ciddi manada zahirde yapılan tekliflerin alt tarafında neler olduğunu bu olmadan yani anlaşılması mümkün değil yani. Ben şahsen buna bakmadan hani hakikaten bu boyutta bir tehdit olduğunu bilmiyordum. Çünkü zahirde çok mantıklı şeyler söylüyor. Mesela 6. listede bunu konuşacağız. Yani ne var ki? Hatta Risale'ye girmiş yani. Üstadım diyor size yapılan teklifi kabul etseydiniz diyor. Bu kadar hani kan dökülmeyecekti bir mana vesaire. Bak zahirde baktığın zaman yani oralar var da ben hani uzamasın diye okumuyorum. Zahirde baktığın zaman böyle ama baktığınız zaman hakikaten neye tabi oluyor üstad? Üstad gibi bir zat zekavetine, zekasına tabi olmamakla beraber nakle tabi oluyor abi. Ve Risale-i Nur gibi eserler ortaya çıkıyor. Zahiren dünyaya göre ters hareket hakikaten doğru hareket olmuş oluyor yani. Ki Allah'a ile müspet hareket de denildiği gibi bu tarz budur yani. Gazab-ı ilahiye adetullahı terk ederek kendi şahsı içinde veya çevrende artık cezası gerçekleşmesi yani alem şehadette ceza gerektiren durum değil miydi? Abi isterseniz şeyde var, lemahatta var o. Kimden sonra bir daha sorar mısın? Efendim abi? Yahudi şiddetli adamın için. Ha onu, abi üç tane vasfını ben görmüştüm ki. Abi, hırs, adavet, kin. Tamam. Mesela bu sende şiddetliyse, dehşetliyse, tamam. Bu şiddetli oldu mu senin de bir sıfatın Yahudi oldu yani. Ya yani Yahudi dışarıda değil, içeride yani. Hırs, kin, adavet. Şiddet olmaz, şiddetli, dehşetli vesaire. Vasıfları da vardı hatırlamıyorum ama şu. Abi şu kadarını söyleyeyim. Yani ne oluyor gadaba uğradığımız zaman? Ey yoldaş şimdi şu alemi misaliden çıkarız. Hayali vehimden ineriz. Akıl meydanında dururuz. Mizana çekeriz. Ederiz yolları berendaz. Evvelki elin yolumuz mağdup ve dallin yolu. O yol verir vicdana ta en derin yerine hem bir hissi elini hem bir şedid elemi. Şuur onu gösterir. Şuura zıt olmuşuz. Hem kurtulmak için de mustar ve hem muhtacız. Ya o teskin edilsin ya ihsas da olmasın. Yoksa dayanamayız. Feryad-ı filzar dinlemez. Hüda ise şifadır, heva iptali histir. Bu da teselli ister, bu da tegafül ister, bu da meşgale ister, bu da eğlence ister, hevesat sihirbaz. Sen abi mağdup ve dallin yoluna girdiğin zaman sırat-ı müstakimden çıkıyorsun. Çıktığın zaman vicdanına veriyor yangın abi. Peki iki tecrübem var. Bir yaptığın hatadan dönmen gerekiyor ki bu hüdadır, şifa bulacaksın, teskin olacak. İkincisi hevadır. İhsas olmaması lazım ki bak ne diyor abi ehli dalalete rızasını celbe çalışacak. Ne yapacak adam sonra? Yaptığından vicdanı o kadar yanacak ki bu adamın teselli, hevaya tabi olmak hasebiyle ne yapması lazım? Onun cümleleriyle onu savunması lazım. Ya aslında bu da olabilir yani hani
kardeşler bir istişare edelim, bu da olabilir falan yani. Çünkü neden? İki seçeneği var ya, üçüncü bir seçenek koymamış yani. Ya Heva ya Hüda. Allah alem bu da oraya bakıyor yani. Gadabı çekti mi vicdanı yanacak, onu da iptal his yapmak için. Peki bunun bedeli ne abi? İnsaniyetini kaybedecek yani. Çünkü Heva'nın heves şeyi de budur ki insanı manevi mesheder diyor. O bozulma sürecini yapmıştınız yani. O şekil. Korkunç bir asır yani, böyle görünüyor böyle olunca. Korkunç olur. Evet abi. Bu damarların hepsi benim yani şahsiyetime, bir şahsiyetime bakıyor yoksa hepsi ayrı ayrı o şahsiyetlere bölünmüş, parçalanmış mı yani? Damar manevi nefsi emmarede. Ben okuduğumda anlaşacağız, her tarafı kötü değil. Nasıl yani? Mesela bir İslamiyet damarı var. İslamiyet de bir damar mesela. Ne gibi? Hani anlatıyor evet. Ya sarhoş olan... Tabiyet damarı var diyor. Tamam mı? Fedakarlık damarı diyor. Her şeyin ama iki sureti var. Bir menfi, bir müsbet. İfrat, tefrit, vasatı. Yani ifrat, tefrit, vasatı gibi. Mesela hamiyeti dini damarı var. İfratını iman hizmetini ikinci derecede bırakmış. Siyaset İslami biri yapmış. İfrat bu. Zarar oldu diyor. Tefriti ise hiç damarı yok. Vasatı nedir? Dendiği gibi yapıyor, taraftar oluyor. Bak şimdi müsbet ama ifrat tefriti var. Onun için damar menfi değil. Allah yarattığı her şeyde ya bizzat ya netice itibariyle hayır vardır. Şeytanın bile yaratılmasında iki tane hayır vardır. Makasid-i külliyeyi, hayriye ve kemalat insani sebebiyet verir. Devam. Dediğimiz gibi abi ne oldu? Bunu tamaya sen tutulduğun zaman, seni yakaladıkları zaman gazap ilahi çektin. O da vicdanına yangını verecek. Yangını verdiği için ya pişman olup hemen dönmen lazım. İkinci isimde hevaya tabi olmak zorundasın. Hevaya tabi olmanın dört birbirinden bahsettik. Teselli, tegafül, meşgale, eğlence. Teselli akıl bir alet olduğu için iyi veya yanlış, doğru bir şey yoktur. Sekizinci sözde bunun tatbikatı var ya. Ne bu dört tane saydın? Hevanın alt birimleri abi. Hevaya evet. Tabi olmana. Hevanın. Çünkü şurada dedi ki gazab-ı ilahi kendine celp eder dedi abi. Gazab-ı ilahi çektiği zaman mağdubin oluyorsun abi. Mağdub var ya şeydeki. Onu oluyorsun. Peki mağdub ve dalgın olduğun zaman ne oluyor? Sırat-ı müstakimden çıkıyorsun. Sırat-ı müstakimden çıktığın zaman abi iki tane seçeneğin var. Ya vicdana giren yangınlarla beraber sen onu teskin edeceksin veyahut da o his iptal olması lazım. İhsas olmasın diyor. Yoksa elemi fizan çekiyor. Mağdup neydi? Dört tane. Mağdup gadaba uğramışlar var abi. Fikren beni gadaba uğratmak için ne yapacağım ben? Tamamen tutuyor ya, beni gadaba uğratmak istiyor. Vicdanıma evet. Yangın vermeye çalışıyor. Verdi abi. İkinci olarak ne yapmam lazım? İki seçeneğim kalıyor ben buraya girdiğim zaman. Sırat-ı müstakimden bahsederken lemaatte üç taneden bahsediyor ya abi. Mağdup, dalin, bir de işte sırat-ı müstakim. İkisi diyor ki o yol verir vicdana. Hem bir hissi elemi hem şiddet bir elemi diyor yani. Bunu verdi ya adamın vicdanına. Şimdi ben o adam oldum. Ne yapmam lazım? Şimdi diyor ki hem kurtulmak için mustarız hem muhtacız diyor. Ya o hissedilmesin diyor ki ya o teskin edilsin veya ihsas olunmasın diyor. Ya ben teskin edeceğim evet hata döneceğim hemen bundan. Veyahut da abi ne yapmam lazım? Hissimi iptal etmem lazım. Bunun da hevaya tabi olmanın ilk basamağı tesellidir abi. Nedir? Ya hakikaten adam aslında doğru söylüyor. Dediğin an abi çat oraya geçtin yani. Ehli dalalete ne olmuş olacaksın bu sefer? Rızasını celbe çalışacaksın. Çünkü neden? Birincisi bu, ikincisi? Teselli. Sonra tegafül. Tegafül. Bununla alakalı. Geldiniz abi, bana bir şey söylüyorsunuz. Kardeşim biz böyle yapıyoruz ama doğru mu diyoruz? Hemen tegafül demek seni görmemem lazım yani. Ya seni kovacağım. Ya ben senin aynı ortamda olmayacağım. Çünkü sen beni rahatsız ediyorsun. Niye? Şuuruma gösteriyorsun benim kalbimdeki yangını. Bu adam doğru yapıyor. Ne yapmam lazım? Hemen ya siz kaybolacaksınız abi ya ben kaybolacağım yani. Tegafül gaflete girme yapıyor. Görmeyeceğim bana yani hiç bana şiar anlatma. Bana hiçbir şey söyleme. Sen doğru yapamazsın hakkın yok. Çünkü kimse yapmıyordu. Kendimi kandıramıyordum ben. Sizi görünce hepten kandıramadım. İçindeki yangını şiddetlendirdiniz abi. O yüzden size tahammül edemiyorlar. Ondan sonra ne? Teselli. Tegafül sonra ne lazım? Meşgale. Ve tatbik edelim. Hadi şurada şunu yapalım. Hadi şuraya programa gidelim. Hadi gezelim. Hadi gezelim. Hadi. 20 dakikadaysa abi 2 saat çay çorba muhabbeti mesela. Tamam mı? Bu da ne olacak? İşte neyin maddesiyle onlar? Hevanın. Hevanın abi. Hevanın isterseniz müsait zaman 5. sözde tatbikatı var. 5. söz dersinde hevan sistematiğinde üst tatbikatı. Söyle abi hevanın. Abi teselli. Yazalım da. Tegafül. Heva. Evet abi heva. Hem heves şeyini budur ki diyor. Devam ediyorduk. Yazayım mı abi istersen? Teselli, tegafül, yani meşgale, eğlence.
Ben hızlı gidelim diye ben biraz yok yapayım. Ya, ne olacak? Bir daha yaparız abi. Yani vakıf olamayınca mana kaçınca da bir şey olmuyor. Abi nasıl uygun görüyorsunuz? Yani, abi bu hevanın 4 birimi. Bu da teselli ister diyor. Yani hevanın içindekiler manası. Evet abi bu 4 birim. İptal his yapıp eva diyor üstad açık ifade heva iptal histir diyor. Hevanın içindekiler mi? Evet abi arkada yazıyor bu lemaatta. Heva iptal histir diyor. Hevanın içindekiler değil mi bunlar? Evet abi. Hevan iptal histir. Aynen abi. Ne yapacağım? Hani dedim ya mağdup al, ben kadara uğradım ya şimdi bu vaziyetimle. Ne yapacağım? İki seçeneğim var önünde. Heva ile mağdup mudur yoksa dalal mıdır? İşte fikren yaparsam dalalete uğruyorum ki elinde dalalet beni fikren saptırmak için öncelikle beni mağdup etmesi lazım. Mağduptur. Tabii gadaba uğramam lazım ki sonra onlardan gayrı mağdup aleyhim ben Allah'ın diyor mu? Mağdup. Beni, neyle peki bunu yapabilir? Tabii. Beni tamah adamlarımdan bulması lazım. Hevaya nasıl geçtin? Hevayı şöyle geçtim abi. Şimdi tam adamlarımdan sen beni yakaladın mı abi? Yakaladım. Yakaladın. Ne yapıyorsun? Benim hırsımı tahrik ediyorsun. Geldin ihtiyaç var 10 bin lira para veriyorsun örnek veriyorum ben tamam mı? Sonra beni rahatlatıyorsun sen. Bankalarda bunu kullanmıyor mesela. Tabii. Kredi kartı alıyor mesela. İlk ay ekstresini ötele. Kredi kartındaki tek mantıklı taraf şu anki harcamanı bir ay sonra yapıyorsun. En son ödemeni peşin harcamış gibi oluyorsun. Bunlar seni yakaladığı zaman hırsını tahrik ediyor. Hırsını tahrik ettiği zaman ne oluyor mesela? İsrafata sebep oluyor. Ki zaten üstad bunun izalesi için... Kredi kartı ne yapıyor dediğin çok iyi. Abi kredi kartı şöyle yapar. Örneğin size ilk defa ben kredi kartı veriyorum. Verdim ya. Aldınız siz. Hı. Şimdi harcamanız abi 40 gün sonra ödeyeceksiniz. Hı. Yani size bu ayki paranızı rüşvet veriyor yani. Hı. Bu ay paran karışma sorun değil diyor. Sen harca diyor. Diğer maaşından bana verirsin diyor. Bunlar, evet. İlkin bunu yapıyor abi. Bunu yaptıktan sonra size ne yaptım ben? Siz paranız mı var? Belli bir gelir gider dengeniz var. Bunu bozuyor abi. Ne yapıyoruz? Paran çok bu sefer 10 liralık şeye 20 lira vermeye başlıyorsun. İsrafata seni götürdü. Peki ne yaptın? Bir kere tadını aldın bir kere. Bu damarı yaraladı senin bir kere. Kartı aldın bir kere. Kartı aldınız. Artık ben yaraladım sizi. Evet. Hemen ikinci kez diyor ki ya diyor sen bak ilk ay paranı harcadın. Tamam mı? Kullandım diyor şimdi paran yok. Doğru mu diyor. Hadi sana bir güzellik yapalım diyor. Şu 20 liralık malzeme var ya diyor. Sen onu al ben sana 5'e böleceğim diyor bunu. 5'e böldü mü? Ne yaptınız abi? Yine sizin bu damarınızdan tuttu. Neden? Sizin rutinde ilk başta ihtiyacınızı 10 liraya görebilecekken 20 liraya çıkarttı ya abi bu işi. Sonrasında sizin öbür aydan 20 lira vermeniz gerekiyor. Bu sefer bir de baktınız peşin para gayet de güzel. Sonra ne yaptınız? Diyor ki sana gel taksit yapalım diyor. Taksit yaptırıyor sana abi tekrar diyorsun ki bir şey olmaz böler böler öderim diyor. Peşin param varken bunu yapamaz. Böler böler öderim diyor. Sonra iyice bunu tahrik ediyor hırsı abi. Sonra sen diyorsun ki hanım sıkıştırıyor, öbürü sıkıştırıyor. Çünkü kart var. Ne yapalım? Şu da lazım, bu da lazım demeye başlıyor insan abi. Tamam mı? Sonunda lazımlık oluyor. Sonra da abi ne oluyor? Gaza bilahi çekiyor. Haciz geliyor abi. Çünkü ödeyemeyecek yani. Bunu bilmezse ödeyemeyecek yani. İster istemez. Çünkü hesapta olmayan şeyler yok mu? Var. Yani bir mesela ihtiyat akçesi diyor ya üstad mesela. Bir ihtiyat akçesi bırakmıyorsun. Bilakis. Öndeki aylardan yemeye başlıyorsun. Bilakis daha uzun vadelere yayıyorsun. Bir seneni şimdiden yiyorsun abi. O bir sene boyunca bir tane ekstra bir şeyle karşılaşırsan ki herkes aynı durumda. Ne yapacak abi senden? İcra gelecek. Gaza binayı çekmiş oluyorsun. Hmm. Sonra bir de emir hayatın rızasını çalışmalı. Ne olarak sureti gözüküyor? Diyor ki kardeşim olur mu diyor lazım diyor ya. Kartsız olur mu diyor yani. Ben bir şey alacağım diyor. Bunu almak zorundayım diyor. Alma. Olur mu diyor almak zorundayım. Ne yaptı? Hakikatte böyleydi. Hüda idi, şifa idi. İhtiyacın yoksa alma, iktisatlı davran. Ama ne yaptı? Beni yaraladı abi. Fikren ben bankacının şubesi gibi oldum. Ben seni de tahrik ediyorum. Bir kart alsana diyorum abi. Niye anlıyorsun? Teselliyorsun. Tabii tabii. Peki buna ne yaptı? Gadaba verdi ya. Ben şimdi sıkıntılanıyorum. O taksit, cırt çektiğin taksiti ödemeye başladın ya abi. Kaç ay ben onun sıkıntısını çekeceğim tamam mı? Ondan sonra ne yapıyorum? Bana ya heva lazım ya hüda lazım. Hüda nedir? Kırarsın kartını mesela tamam mı? Şu parayı da ödersin. Veya hemen bir an evvel arkadaşından bir borç alabilirsen mesela al. Öde. Hesabını yap öbür ay. Bu parayı kapat. Bu hüdadır abi. Şifa verecek bana. Vicdanımdaki yangını söndürecek. Hevaya tabi olursam nedir? Erteliye. Bu sefer ne yapmak zorundayım ben? İçindeki yangını da ertelemek zorundayım abi. Evladın rızasına. Abi senin kameraya ihtiyacın yok mu? Şu 2 saat çekiyor. Gel sana 4 saatlik çekeninden alalım. Abicim param yok. Olsun abi taksitle hallederiz diye mesela.
Hani bu an kanuniyettir yani. Tamam. Duymuş da bana aynısın diye. Dedirtene bakıyorsun. Oldu mu abi? He aynen böyle oldu. Bu ne ya diyor, bu dersi buna çekilir mi ya dedi. Damar. Abi gerçekten zahir anlaşılmıyor. Niye çok masum, masum bir şey gibi durmuyor mu mesela? Ya ne olacak ya, hani çekelim. Ha işin içindeyse kendisi ayrı mesela. Hani siz bunu yapıyorsunuz, siz bir şekilde ayrı bir konu değil. Ama burada ehli dünya, ehli dalalet, ehli dünyanın dal tavuğu. Bu dost mu, kardeş mi, talebe mi, ne yani? Ki talebe olduğu zaman Rab'd-ı kalpten bahsediyor Üstad abi. Onları da söyleyeyim. Ya ben de temenni ediyorlar ya, dersi çekilmiyor ses bunun hani. Mesaj atıyorlar işte. Videonun altında da diyorum ki hesap numarası bu, buraya yatırırsanız toplamda parayla kaliteli kamera alırız. Bizim imkanlarımız da bu kadar. Bir daha ses gelmiyor. Damardan geliyor. Bir daha ses gelmiyor. Sen al, al da gönderdin de mi çekmedik? Yani içerideki bu... adam, dışarıdaki adam da diyecek ki aslında niye böyle çekiyorsunuz? Namaz morası verelim mi? He? Namaz morası verelim saat 2:30. Öyle mi? Evet. Bu kamayı bitirsin tamam. Kamayı o zaman biraz hani açayım ağzını. Çünkü biraz sistematik... Abi mecbur hani yoksa bu sefer hızlı konuştun diyorlar. Tamam tamam hızlı konuştun. Tamam bitir tamam. Tamam. Abi ehli dünya geldi. Ehli dalalet geldi. Bir de ehli dünyanın dal kavuğu geldi. Üç tip adam bana gelecek. Ne zaman? Ben bu hadimliğe başladığım zaman. Beni gördükleri zaman bu hadim bu çalışıyor vesaire. Ne yapacak? Beni zayıf damarından yakalamaya çalışacak. Tamam. Neden? Çünkü bu adam bana yardım etmek istemiyor. Beni ne yapmaya çalışıyor? Gazab-ı ilahiyi bana vurdurmaya çalışıyor. Vicdanından yakalayacak beni. Geldi de ne yaptı? Bu damardan yakalamaya çalıştı. Ne yapacak? Yakaladı beni. Hırsımı tahrik eder. Hırs sebebi hasarettir zaten. Birinci zokayı yuttum ben. Hasaret. Maksadıma ulaşamayacağım ben. İki, gazab-ı ilahiyi kendime çekeceğim. Yani vicdanıma veriyor elim. Elim hissi vermeye başlayacağım. Ondan sonra ben ne yapacağım? Muhtaç ve mustar olduğum için iki yol var benim önümde. Bak bunu yapıyorsun, yapma. Fıtrat-ı zişur, vicdan bağıracak. Yapmak istiyorum, damarın yaralandı, aklımı ve kalbimi dinlemiyor. Yapmak istiyorum, yapmak istiyorum. Ne lazım bana o zaman? Alternatif yol, hevaya tabi olmak. Teselli lazım. Teselli zaten adamın sana söylediği şey olacak. Tabii canım, iyi kamerayla çekmemiz gerekiyor. 8'in sözde hangi yol iyidir dediği zaman iyi yol söylemiyor yani. Bu budur, bu budur diyor. Fark etmiyor. Sonra tedafil lazım. Bir şekilde Osman abi benim yanımda. Benim yaptığım da aleni yanlış. O da biliyor, ben de biliyorum. Ne yapacağım o zaman? Ya Osman abiyi görmeyeceğim ya o beni görmeyecek. Sonraki basamak ne? Onu da görmedim. Sen baş başa kalmayacaksın mı kendinle? Kalacaksın. Bu teselliye sen kanaatin var mı? Yok. Ne yapacaksın? Yine vicdanın yanmaya başlayacak. Ne yapman lazım? Yine sana fırsat veriyor. Hevaya tabi olma, hüdaya tabi ol diye. Ama ben ne yapmam lazım? Ben bunu tercih etmem için üçüncü basamağa geçmem lazım. Bir şey meşguliyetim lazım. 24 saat içerisinde yarım saatlik bir derste, bir saatlik bir derste kendimi kandırıp diğer bütün saatlerimi böyle bir meşguliyet. Hadi şuraya gidelim, buraya gidelim, şunu yapalım, bunu yapalım. İşte bazı yerlerde var, 20 dakika adam ders yapıyor, haftalık şeyini ona bağlamış yani. 20 dakika ders mi olur yani? Sonra ne yapması lazım? Eğlence. Hadi kardeşlerle pikniğe gidelim, hadi arkadaşlarla yüzmeye gidelim. Uhuvvet olsun, bak abi hep uhuvvet olsun vesaire. Yok işte beşte biri diyor hevesatını diyor işte tatmin içindir yazıyor. Ki bu vahabilik damarıdır, oraya gelince onu da konuşabiliriz. Adam mesela bir şey söylüyor, maksat ne? Vicdandaki yangını kapatmak. Peki bunun bedeli ne abi? Heva ve hevese tabi olmanın bedeli insaniyetini satmak yani. Bozulma süreci başlıyor, maymunlaşacak yani. Sonra çakallaşıyor işte. Silsileden devam ediyor yani. Ya burada... İsterseniz ara verelim abi. Tamam, namazı kıl. Tamam. Subhaneke la ilme lana illa ma'allimta innaka enta al-alim hakim ve ahiru davan elhamdülillahi rabbil alamin el-fatiha ma'as-salawat. Başta. O iskelete bina edilmiş mesela. Hadi devam et. Allah'ın selamı şeytan acil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi Allah'ın selamı ve selamı ala Resulü Muhammed'in ve aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi Allah'ın bilim uzak şeyden. Allah'ın bilim ben yahtırım. Bismillahirrahmanirrahim. Camların kapanması lazım. Öyle mi? O gözükmez öyle. Tam kapatın. Hem kapatın hem ders yapsın. Hadi yapalım. Evet abi. O az önce tamadan bahsettik. Tama işi bitti. Üstad abi. Bu üç desiseden bahsettikten sonra ihtar veriyor. Diyor ki ehl-i dalalet Kur'an-ı Hakim'den alıp neşrettiğimiz hakaiki imani ile Kur'aniye karşı müdafaa ve mukabele elinden gelmediği için münafıkane ve desisekârâne ifad ve hile damının tuzağını istimal ediyor. Yani üçü, dört, üçüncü bu... Şu an üçü bitti ya abi. Üçü tamam bitti. Tamam da bitti. Üstad bir ihtar geçiyor arada. Yani bize bir şeyler anlatıyor. Yani niye buna başvuruyorlar?
insanlar. Çünkü abi ne yapıyor? Bize müdafaa ve mukabele edemiyorlar yani. Fikren, ilmen vesaire. Karşıda duramamalar. Ne yapıyorlar? Münafıklarla ve destekârlarla infal ve hile damını, tuzağını istimal ediyorlar. Zaten münafıkhane cereyandan bahsederken Süfyan'ın şahsı manevisi olduğunu da söylüyor yani. Aynen dişsel iş görmesine bahsediyor. Dostları mı? Burada açık söyle abi. Hubbuca, tama, havf ile aldatmak ve beni bazı istinat ile çürütmek istiyorlar diyor üstad. Bir geçiş yapıyor. Demek ki bu üç tanesi abi dostlara bakıyor. Hubbuca, tama, havf. Arkadaki şöhret perestlik hissi de var. Ondan sonra havf hissi de var abi. Bunları alıp kullanıyorlar. Evet abi. Bu kim? Dostlara? Dostlara. Damar. Evet abi. Damar ve his var. Bir hubbuca hissi var. Sonra hissi havf var. İki tamam. Tane his. Hepsi havf. Hissi havf bir de tama. Tama da var. Bunlar dostları vuruyorlar. Vuruyorlar. Bu damar. Hı-hı. Şimdi bunlar nereye geçiyor? Üç şimdi abi üstad bunu yaparken bir yumuşak geçiş oluyor. Beni bazı istinad ile çürütmek istiyorlar diyor ve dördüncü desteği şeytaniye geçiyor. Mektubat 319. Şeytanın telkini ile... Evet, orada ayrıldın ya. Hani dost kardeş diye ayırdın ya. Üstad beni de şöyle şöyle çürütmek istiyorlar diyor. Üstad için kullandığı yöntemler var abi. Ben de komite dersine çalışıyorum da. Yani üstadı kapatıp da oraya büyük abileri yazarsan mesela hizmette öne çıkan abileri. Onlar için kullandıkları yöntemler de hakikaten... Aynı kullanıyorlar değil mi? Aynen. Kanuni tıp aynı abi. Yani, değişme. Yoksa üstadı kapatınca hani abilere neler yaptıkları teker teker çıkıyor. Yani ustad yerine şeyi koyarsan... bir abinin ismini koyarsan yani önde giden aynı bu zamanda da cehlan ediyor. Hı, aynı istat ediyorlar. Ne yapıyorlar? İstat edip bizimkiler de tahkik etmeden birbirine düşüyorlar. Hı. Niye dedi, niye yaptı, niye söyledi? Oysa dememiş, yapmamış, öyle değil. Kesmiş, doğramış, eklemiş, çıkarmış ama sen tahkik etmeden diyor. Aynısını yapıyorlar değil mi şimdi? Gelecek değil mi? Van'daki köşk tahsisi mesela. Onların altıncı destede en korkuncu var, en camisi var. Tamam. Şimdi demek ki Mektubat 419'da dördüncü damar, işte. Damar mı diyor? Yok. Desise'den bahsediyor abi. Desise, dördüncü desise. Evet abi. Damar demiyor. Yok yok abi. Kime buna? Desise 4. Tamam abi açarsan, diğerini açarsan şuradan göstereyim. Şimdi hasada geçecek, kardeşe geçecek. Kardeşe mi? Kardeşe geçiyoruz. Niye? Yavrum abi hangisi? Bir sonraki sayfa. Bu yaptı bir sonraki. Bir daha dostlarımı diyordu. Burası mı? Tamam yok. Bundan bir sonrakini istersen açalım. Bir sonraki 5. Bu yok özür dilerim. Dostların alışansını aç. Yaklaştır abi. Şuraya gel. Şuraya altına. Şu tablo kalsın. Ben okuyayım buradan konuşalım. Evet. Yani şimdi güzel olsun. Karman çırman olmasın. Tamam abi. Damarı 3 taneydi. Evet, dostlarıydı. Abi. Şimdi kardeşlere bu da ben şey kardeş. Evet. Bir tanesi asabiyeti milliyeyi tahrik ediyorlar abi. Şimdi onu konuşacağız. Bizde neye denk geliyor? Asabiyeti milliye. Evet abi. Şeytanın telkiniyle ehli dalaletin ilkaatıyla bana karşı propaganda ile hücum eden ve mühim mevkileri işgal eden bazı mülhitler kardeşlerimi aldatmak. Bakın kardeşe döndü abi buradan. Kardeşlerimi aldatmak ve asabiyeti milliyelerini tahrik etmek için diyorlar ki siz Türksünüz maşallah. Hemen abi bak ne yaptı? Maşallah arada da veriyor. Enaniyetlerini de kabarttırıyor. Türklerde her nevi ulema ve ehli kemal vardır. Sait bir Kürttür. Milliyetinizden olmayan birisiyle teşrik-i mesai etmek hamiyeti milliyeye münafidir. Bu şekilde abi ifade ediyorlarmış. Ben hemen hülasalandırarak tabloda bunu yapalım. Damarı kullanan komiteler de var. Bir milliyetçilikten bahsediyor, bir de taşnak. Mesela bir taşnak şimdi yok. Kapat üstünü, petata yap. Direkt yani hedefleri ortaya çıkıyor. Hangi yöntemleri kullanmak? Taşnak yerine PKK. Yani Ermeni komitesi diye geçiyor taşnak. Yani şu anda da hep anlatıyorlar ya PKK'nın kökeni Ermenidir, şu buraya falan diye. Kapatıp koyunca o da çıkıyor. İsmi değiştirdin, sıfat aynı. Aynı kanuniyet. Mesela abi Allah-u Teala'da biz öyle yapmıyoruz mesela. Mahiyeti zahitiyeyi bilmiyoruz. Değil mi mesela? Bizler şunat, sıfat esmalardan anlamaya çalışıyoruz. Peki aynı kanun bizde de cari. Yavuz Selim'i kapat mesela. Bak benim sıfatlarıma, fiiliyatlarıma bak. Ondan sonra esmalarıma bak. Bende ne gözüküyorsa. İlla sana annen baban bir isim verdi diye sen o ismi kabul etmiyor ki. O akıl ne? Bana böyle demiş mesela. Burada bunu kullanıyorum ben. Fiillerime bak, şunaklar, esma sıfat aynı kavmiyeti bende de uygularsan o zaman Kur'an-ı Kerim, hakikaten Kur'an-ı Kerim'e de muhatap olmuş oluyoruz abi. Risale-i Nur'a da muhatap olmuş oluyoruz.
Burada abi iki tane vaziyet var. Bir, şeytanın terkini ile bunu yapıyormuşuz. Şeytan terkin yapıyor. Neyle yapıyor? Hani diyor ya mesela Hüsnü Şah'dan, o öldüğü zaman diyor, şeytan bağırır diyor. Şeytan radyo ile bağırır diyor üstad ona. Tek göz, şeytanın gözü, telkin, illuminati, onunla birleştiriyor. Mesela radyo ne demek? Frekansları sese dönüştüren malzemeler. Bunu hangisi yapıyorsa şeytan o kanalla telkinat yapıyor. Bunu televizyon kullanabiliriz abi, radyo kullanabiliriz. Hususan mesela haberler, üstadın sürekli hani çoğunlukla mesela gazetelerden, haberlerden, siyasetten işler ettirmesinin en mühim bir sebebi abi, Allah'a malum bura. Çünkü ilk üçünde dostlar mevzu bahisti. Şimdi bunda kim mevzu bahisi? Kardeş mevzu bahis. Ne demek abi? Kardeşin hususiyeti şudur, hakiki olarak sözlerin neşrine ciddi çalışacak. Bu adam artık aktif aksiyon yani. Bu adam ne oluyor? Bunu yaptığı zaman kardeşi hedef neyle alabilirlermiş? Demek ki asabiyetiyle alacaklar bu işi. Yani taraftarlıklarla alacaklar. İkincisi eyle dalaletin ilkaatıyla. İlkaat abi lügat manasında diyor ki kötü şeyleri hatıra getirmek. Hani takatını yapmadım. Böyle diyor. Ne yapıyorlarmış bunlar? Bana karşı propaganda ile hücum eden ve mühim mevkileri işaretinden bazı mülhitler kimi aldatıyormuş abi? Kardeşlerimi aldatmak için ve asabiyeti milliyelerini tahrik etmek için. Kardeşimi nasıl aldatırım ben? Asabiyeti milliyesini tahrik et. Ya ne alakası var? Türk'tür, kardeştir vesaire değil mi abi? Tamam da şucular, şu gruplar, bu bilmem neler. Aha sana asabiyeti cahiliye işte. Değil mi abi? Peki bunu ne yapıyor? Propaganda ile yapıyor. Propaganda illa adamlar böyle pankart mı atacak abi burası? Ha, değil. Neyle yapıyor? Bunu oturduğunda çay sohbetinde de bu propagandaya maruz kalabilirsin. Sokakta gezerken de bir şekilde arkadaşlarıyla bunu yapabilir. Hususen abi şu şeytanın terkini de çok mühim. Ya, televizyondan bir şey duyuyor mesela insanlar. Hemen onu ne yapıyorlar abi? Sana yansıtıyorlar. Ne olmuş oluyorsun abi? Sen şeytan hoparlör olmuş oluyorsun. Konuşan odur. İki tane aynısı var. Ben size hulasa edeyim. Doğu'da bazı dershaneler var. Hasreten Van'da. Evet. Van'da ve umum hukuk olduğu için söylüyorum, Ağrı'da da var. Dershanede tamamen bu asabiyeti milli üzerine, bazı dershanelerde hakim olmuş, dershane dershanelikten çıkmış, bilmiyorum. Asabiyeti milliye var. Bazı dershanelerde de şimdi Türkiye'nin genelinde, bu da dershanelerde siyaset konuşuluyor artık. Yani bu kadar ustad kumardan, içkiden, zinadan bu kadar bahsetmezken, geneli bir hastalıktan bahsediyor. Nedir o? Külliyatta, Risale-i Nur külliyatına siyasetten uzak durun. Bu kadar tahşidata rağmen şimdi derslerinde, çay fasıllarında, ders aralarında hep siyaset konuşuluyor. Öyle siyaset ihval ediyorlar. Zihinleri dimağa tecavüz ettiriliyor. Dimağlar dağıtılarak manevi bir divane, kalpleri dağıtılarak manevi dinsizliğe yer izah ediyorlar. Şu anda hizmet adına hizmet yapılıyor. Nedir? İki yere parmağım işaret ediyorum. Dershanelerde bu genel Türkiye'nin şeylerinde hasete meşverette çok var bu. Ben bizzati biliyorum. Kimseye itham etmem ama umumi hukuku korumak da vazifemdir söylemek. Siyaset girdi. Siyaset girdi bazı yerlere altını çiziyorum bu. Zulüm olur genellese. Siyaset konuşuluyor, çarkı fasıllarında ders alalım. Doğu'da, Hasreten Van'da ve Ağır gibi şehirlerde asabiyet-i milliye, milliyetçilik öne çıkartılarak yapılıyor. Bu milliyetçilik tarih olmuş durumda. Bu tür yerlerden uzak durun. Ama bizim ismini vermem bir şehre çıkmasın da bizim bulunduğumuz şehirde talebelere seçim zamanı parti broşürü dağıttırmışlar. Bir cemaat. Yani kanuniyet verebiliriz zaten. Evet. Herkes her yerde. Kanun verebiliriz. Tahrik etsin yani. Şimdi mesela bundaki vaziyette belli. Dediğim gibi ya kim bunu yapıyor? Kim? Şöyle de değil. Hani diyelim ki zahirde görünen bir şey var. Bizim ihtiyar ettiğimiz, hani seçtiğimiz. Biz bundan dahi bahsetsek mesela kendi ihtiyarından da hani yeri gelmeden bahsetse insan abi ister istemez damarı tahrik ettiği için diğer damarların da uyanabilme ihtimali var. Hani icap etmedikçe, hani umumlukla tahrik etmedikçe ne olursa etmemek gerekiyor abi. Evet. Ettiğimiz zaman bu sefer ister istemez kalp ve şeyi dinlemiyor zaten aklı. Öyle bir vaziyet ki ahir zamanın dehşetinin bir numarası hakikaten burada insan çok ciddi abi. İhtiyaç olmadıkça isimlendirmemek gerekiyor. Kanuniyetini söyleyeceğiz.
Ben çok ciddi olduğu için bayağı hizmeti ortadan kaldırmayacak kadar ileri gitmiş milliyetçilik. Bazı yerlerde o için ifade etti. Hizmet ikinci derecede kalmış. Allah'a hamdolsun. Almanya'da da vardı böyle. Elhamdülillah. Sonsuz şükürler olsun o kardeşimize. Elhamdülillah. İntibaha geldi. Şimdi beraber hizmet ediyoruz. Ve milliyetçiliği bırakmış. Saidi Nursiye'le Saidi Kürdi diye şey yapardı böyle. Allah'a hamdolsun. Almanya'da bazı yerlerde bu istihdam olmuş. Çok güzel olmuş. Elhamdülillah. Evet. Evet abi, bu kardeşin vaziyetiydi. Dediğim gibi, kardeşi bu. Kardeşi yapıyordu. Çünkü bu kardeş neşir yapıyor abi. Neşir yaptığı için bu da hedefte yani daha şey. Beşinciye geçebiliriz. Beşinciye geç. Nasıl geçeyim? Beşinciye okuyayım abi ben. Oku da o geçer. Beşinci desteği şeytaniye. Ehli dalaletin tarafgirleri enaniyetten istifade edip kardeşlerimi benden çekmek istiyorlar. Nereden çıkarıyoruz abi kardeş işini? Kardeş işini buradan çıkarıyoruz yani, ifade etmiş usta. Kardeşlerine direkt söylüyor. Ehli dalaletin tarafgirleri enaniyetten istifade edip... Enaniyet mi şimdi? Evet abi. Beş. Enaniyet abi. İnsanda, hakikaten insanda en tehlikeli damar enaniyettir. En tehlikelisi. Enaniyettir. Ve en zayıf damarı da odur. En tehlikeli ve en zayıf. Evet abi. Başka damarlar için de kullanıyor. Kullanıyor abi, çünkü damarlar öyle bir şey ki hakikaten hepsi tehlikeli, ama Üstad hususen de mesela bunun üstünde iki kez vurgulamış yani. Ben direkt notlarımda yine söylüyorum. Mesela diyeyim ki... Şirk olan bu. Tehlike ve en zayıf. En zayıf diye başkasına da diyor. Evet. Ama ikisini kullanıyor. İkisi birlikte. Zayıflıkla tehlikelik aynı kavram değil. Abi mesela şöyle yapayım mı? Mesela hissi haf için Üstad diyor ki en mühim, en esaslı his diyor. Mesela, tasnif var. Bazısının hissi söylüyor. En zayıf damar en tehlikeli olmayabilir. Abi sonuçta damar kesildi mi hayati tehlike. Kimi uzun vadede götürür, kimi hemen götürür mesela. Yani düz bakınca da. Tehlikeliyle zayıflık farklı kavramı. Onun için kullanıyor zaten. Evet. En tehlikeli ve en zayıf. Şimdi ama hastalık damarına ne diyor? En zayıf damar. Tehlikeli demiyor. Devam. Evet abi. Niçin? Onu okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler. Hani insan diyor ya, o adama bak ya, ne kadar alim, ne kadar büyük dünya, hani herhangi biri için kullanabilirsiniz. Nasıl bunu yapabilir? Nasıl yapabilir? Enaniyetini tahrik edeceksin, kendine çekeceksin, onu okşamakla beraber çok fena şeyleri yaptıracaksın. Ey kardeşlerim, yine kardeşleri hitap, dikkat ediniz, sizi enaniyetle vurmasınlar, onunla sizi ağlamasınlar. Üstad öyle bir şey diyor ki, enaniyetle demiyor, enaniyette vurmasınlar diyor. Enaniyet abi böyle beni hedef tahtası yapıyor. Bir arkamda hedef tahtası. Enaniyetle vurmuyorlar, enaniyete vuruyorlar abi. Enaniyete vuruyorlar. Aynen, beni ona koyuyorlar, zemin yapıyorlar enaniyeti, beni vuracaklar. Enaniyette. Enaniyette diyor abi. Enaniyet ile demiyor. Enaniyet yaparken vurmasınlar. Yani o zeminde vuruyorsun abi. O haletteyken. Yani enaniyet yaparken seni vururlar. Diyor, dikkat ediniz, sizi yani enaniyet kısacası vurur. Dur. Evet, enaniyet seni hedef tahtasına getirir. Çünkü öne çıkar. Vurulur. Enaniyet seni öne çıkarttırır. Enaniyet o gizli seni bırakmaz. Şöyle perestlik de öyle. Mutlaka vitrini sahneye çıkarttırır. Enaniyet seni hedef tahtası yapar, o zaman seni vurur. Onunla sizi avlamasınlar. Hem biliniz ki şu asırda ehli dalalet eneye binmiş, dalalet vadilerinde koşuyor. Ehl-i hak bir mecburiye eneyi terk etmekle hakka hizmet edebilir. Enenin istimalinde haklı dahi olsa, madem ki ötekilere benzer ve onlar da onları kendileri gibi nefis perest zannederler, hakkın hizmetine karşı bir haksızlıktır. Hani hapishanede bazı meseleler olduğu zaman üstad diyormuş ya mesela, haklı olanın tarafını tutun. Hani zahirde baktığında zulüm gibi. Ama haksız, hayır. Haksız olanı tutun. Efendim? Haksız olanı tutun diyor, öbürü insaflıdır diyor ya. Bak. Haksızlık mı? Şeyde, haksız olanı tutun, haklı olanı tutmayın. Çünkü haklı niye? Zaten haklı zaten insaflı olur çoğunlukla. Haksız ise iyi, haksız olduğunu biliyor, inatlaşıyor. Biraz böyle onu tutarsanız öteki zaten akıllı adam susar. Yoksa tersi yaparsanız kavga çoğalır. Şimdi Enen istimalinde haklı da iyi olsa, madem ki ötekileri benzer ve onlar da onları kendileri gibi nefis perest zannederler. Hakkın hizmetine karşı bir haksızlıktır. Hakkın hizmetine karşı
atladım biraz. Kardeşlerim, enaniyetin işimizde en tehlikeli ciheti kıskançlıktır. Eğer sırf dinler için olmazsa kıskançlık müdahale eder, bozar. Şimdi, evet abi. İçinizde, devam ediyorum, biraz daha atladım. İçinizde ve ahbabınızda bu fakir kardeşinize karşı... İçinizde ve ahbabınızda bu fakir kardeşinize karşı bir kıskançlık damarı bulunmak en tehlikelidir. Yine atlamışım abi, enaniyeti ilmiyeden gelen kıskançlıktan bahsetmiş. Neşir yapıyorsun, kardeşsin, bir anlatıyorsun, öğreniyorsun, bir ilim oluyor sende bir şekilde. Anlatmakla envari eserler sende çıkıyor. Peki bundan sonra ne olacak? Sen eğer ki enaniyet istimal edersen, benlik verirsen, bu sefer ne olacak? Sende öbür adamla çıkan, bende çıkan, hepimiz şahsı manevi hizmet ediyoruz nazarından. Dinler için olan nazardan alıp seni. İşte dedim ki Emre abi ders yaptı. Veya dedim işte mesela Fikret abi ders yaptı gibi olursa, iş Fikret abinin olursa, bu sefer ne olur? Emre abinin damarı depreşmeye başlıyor. Ve bu en zayıf ve tehlikeli bir damar yani. Hemen abi tablosuna geçebiliriz. Şu mu? Şöyle abi. Biraz yaklaştırabiliriz. Abi hemen şöyle. İnsanda en tehlikeli damar enaniyet yazdık. Ve en zayıf damarı da enaniyet. Peki ne oluyor enaniyette? Onu okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler. Sen istediğin kadar alim ol. İstediğin kadar bilgili ol. Ne olursan ol. Enaniyetin okşandığı anda abi yavaş yavaş o hislerin depreşmeye başlayacak ve diğerlerine karşı kışkırtılacaksın yani. Bu budur. Peki Üstad, ey kardeşlerim dikkat ediniz. Sizi enaniyetle vurmasınlar, onunla sizi ağlamasınlar diyor. Peki Üstad'ım, enaniyetin, hani tamam adamda ilim var, ilmi enaniyet var. Nedir? Kıskançlık damarını depreştirecek abi. Bu sefer ne olacak? İşte Hasan abiyle diyelim ki Emre abi başlayacak kıskanmaya birbirine. Kime yarayacak peki? Kimseye yaramayacak yani. O benim dediğim, o benim dediğim diyor. Hakkın hatırı ortada kalacak abi. O zaman komitenin kullanmasına müsaitliği oluyor. Çok müsait. Kıskanç muharız hocalar diye geçiyor mesela komitelerin kullandığı kişilerde. Evet, kıskanç hocalar. Abi bu da bu şekilde. Üstad onu da diyor işte, bir şey daha kaldı. En tehlikelisi odur ki içinizde ve ahbabınızda bu fakir kardeşinize karşı bir kıskançlık damarı bulunmak en tehlikelidir. Üstadım sen yaşamıyorsun. Bizim iddiamıza göre, ya zahirde yani, birinci ayet mertebesinde zahirde gözükmüyor. E şimdi kelama bakıyorum, sen buna yazmışsın, ben bu asır, iki asırda hitap ediyor diye bunu esas alıp bu kitabı okuyorsam eğer, burada bana başka bir şey demek istiyorsun. Ne demek istiyorsun? Bir manası, bir şey daha kaldı ki en tehlikesi odur ki içinizde ve ahbabınızda bu fakir kardeşinize karşı bir kıskançlık damarı bulunmak en tehlikelidir. Kıskançlık damarı. Üstadı fark etmez, ismi kapat. Üstadın yaptığı faaliyeti yapmak ki hani muvakkaten sahibin makamı diyor abi. Dellalı Kur'an'ın makamına geçiyor insan mesela ders yapıyor. Yani o makamda ders yapanı kıskanmak, üstadı kıskanmak oluyor yani. Şu makamsa. O kanuniyetle abi sıkıntı oluyor. Sırf lillah için olmazsa kıskançlık müdahale eder. Bunun çözümü de ne abi? Lillah için olmak, eneği terk etmek abi. Benim deyip hizmettir, davanın kutsiyetidir, bu kitaplarda yazan şeydir. Hani bir insanın sesinin tonu, burada duruşu, jest mimikleri, hayır mesele o değildir. Konuşan sadece hakikattir demek bu noktada şey olabilir. Altıncı desteği şeytaniye geldik abi. Burası çok dehşetli. Altıncı desteği şeytaniye şudur ki insandaki tembellik ve temperamentlik ve vazifedarlık damarlarından istifade eder. Üçünden birlikte abi. Ve hani Hasan abi anlatıyor ya, ortaokul diplomasında ilkokulda var, lisede ortaokulda var. Yani buna geldiğin zaman abi alttakilerin hepsi var. Dost, kardeş ve talebe hususiyetlerini gösteriyorsan eğer ki üstadım arkadaşlarımızdan mı diyor, arkadaşlarından ifadesini kullanıyor. Bu şekilde abi hedefe giriyorsun. Hemen yapalım abi. Tam ne yapabiliriz? Ben okuyayım. İnsandaki tembellik ve temperamentlik ve vazifedarlık damarlarından istifade eder. Evet, şeytan, ins ve cinni her cihette hücum ederler. Arkadaşlarımızdan metin kalpli, sadakatli, sadakati kuvvetli, niyeti ihlaslı, himmeti âli gördükleri vakit başka noktalardan hücum ederler. Şöyle ki, işimize, sekte ve hizmetimize fütur vermek için onların tembelliklerinden ve temperamentlerinden ve vazifedarlıklarından istifade ederler. Onlar öyle desiselerle onlara hizmet-i Kur'aniyeden alıkoyuyorlar ki
haberleri olmadan, müthiş yani, yapanın haberi de yok. Haberleri olmadan bir kısmına fazla iş buluyorlar. Ta ki hizmeti Kur'aniye'ye vakit bulamasın. Bir kısmına da dünyanın cazibeler şeylerini gösteriyorlar ki hevesi uyanıp hizmete karşı bir gaflet gelsin hakeza. Burada heves de girdi işin içine. His, damar, asap, heves de girdi abi. Bu hepsi mi? Tabi tabiat, artık tabiatı çalışmadım. Mesela uygulamayı yapalım. Şimdi bir tane misal vereyim. Kastamonu'dan bunu uygulayalım. Şimdi vazife darlık damarı vesaire, makam damarı, hissi de şey yapıyor. Öğretmen çocuklarla, talebelerle bir iç içedir, birebir muhatapsın. Şimdi buna vazife daha çok ama makam çok, okşamak çok, insanı bayağı değişik şeylere sokan müdür, müdürlük veriyorlar. Müdür, koca okulu müdürü. Ama ne yaptı? Evraklarla ve öğretmenlerle. Evraklarla içisinsin, devletle okul arasındaki ilişkiyi kuruyorsun. Artık talebe ilişkin kalmadı. Evrak imzala, gelsin evrak, gitsin evrak. Ama makam var. Ne yaptın? İşi çok, daha değişik işi çok. Hizmeti ikinci derecede bırakacak vazife buluyorlar. Yani öğretmenleri müdür yapmak, bu bir tuzaktır. Ama cazip, ooo müdür oldu, şu oldu. Tuzaktır. Şeyde daha işi çok bir şeyi buluyorlar, hizmetten alıkoyuyorlar. Madem... Hatta abi onu şey yapıyorlar, filan abi işte bir müdürlük boşmuş, birini tavsiye etmenizi istiyor filan diyorlar. Hizmette en aktif kişi tavsiye ediliyor. Maalesef, değil mi? Ha, en aktif, yapıyorlar. Yani mahsus yapıyorlar bunu. Ama bunu saf trik Müslümanlar da bilmeyerek aldanıyor oradaki eğitimde. Bizim hemen tuzağa düşüyor. Kastamonu'da da bunu şer ediyor Kastamonu yakasında. Hemen müdürlük gibi, yani işi çok gibi bir vazifeye veriyorlar. Artık evrakla meşgul. Talebe öyle mi sınıfa giriyorsun? Bir de sınıftan çıktın, daha okulun şundun mu meşgul değilsin. Çocuğa tevhidini anlattın, haşini anlattın. Artık git dershaneye. Okul 5 bitti, git dershaneye. Bir derse de katıl, ondan sonra eve git. Vesaire. Birebir çocuklarla ilgilenemez. Müdürsen o makam müsaade etmiyor çocuklar ilgilenmeyi. Tamam. Bana vesile olan öğretmen, bak benim nurları tanımama vesile olan öğretmeni o kadar gayretliydi ki, bilmiyorum kaç tane okulda vakıf çıktı benim dönemde, en sonunda bu şeyle vurdular. Şu anda yaşıyor abimiz. Ne yaptılar? En az 5-10 sene daha hizmet edebilirdi. 5-10 sene müdürlük verdiler, bitirdiler işini. Yani o kadar kişiye devamlı fabrikasyon gibi dershaneye insan şey yapıyordu, götürüyordu, öğretmendi, ilgileniyordu. Bana vesile oldu yani. Sonra müdürlük makamı verildi. Ne oldu? Hiçbir şey oldu. Ne yaptı? Bir maaşın arttı, pofoklanman arttı. Hani bu kadar talebi gidecekti. Yani şunu diyebilir, ya hizmet eden öğretmenlerin önünü açıyorum. Ya bunlar aldatma. Nedir o? Tabii ki yüzdeliğe vurduğun zaman %10 karı varsa %90 zararı var. Tabii ki birkaç tane karı olacak. Ama bu değil. Evet. His, heves, damar, asap da mı var burada? Abi bunda da heves, heves de var. His, heves, damar. Burada abi, şimdi açacağım zaten. Ne yaptığını gördüğümüz zaman üstadın tatbikatında her şeyi göreceğiz abi. Bunda hepsini almış, toplamış, hülasalandırmış resmen. Yani hepsini bir pakette veriyor adama. Hani en şiddetli darbeyi vurmaya çalışıyor. En şiddetli darbe da bu değil mi? Evet abi. Hem bu, bir de öbürlerini de veriyor alttan alta mesela. Makam teklif ediyor. Şimdi okuyacağım onları mesela. Üstad'a makam teklif ediyor. Fetva şey, müftü ol diyor. Ondan sonra seni şey yapalım. Dar hikmet azalığı verelim. Ha yetmedi, milletvekilliği de verelim. Yetmedi, 300 lira maaş verelim. Yetmedi, sana bir köşk tahsis edelim. Hepsi var bunun içinde. Şimdi tatbik edeceğiz abi inşallah. Şuradan ne? Şöyle abi, kim risk altında veyahut da kim bununla muhatap olabilir büyük bir oranda? Hedefteki kişi abi bir, metin kalpli. Ki sadakati kuvvetli, niyeti ihlaslı, himmeti âli. Kişi bu. Kişi bu hedefte abi. Bu uyanık olacak. Bu uyanık olacak. Nasıl? Gördükleri vakit. Yani bir cihette bunları da görmemeleri şeydir yani. Hikmete muvafıktır. İşimize, sekte ve hizmetimize fütür vermek için. Demek ki abi bizim işimize sekte vurmak ve hizmetimize fütür vermek neyle olacak? Bu adamlarla vurmakla olacak abi. Sen bu adamı vurduğun zaman alttakilerin zaten şevki kaçacak yani.
Geliyor gidiyor aynı, geliyor gidiyor aynı, 10 sene gidiyor aynı, 20 sene gidiyor aynı, artık bıkıyor gidiyor. Sonra bir daha arkadan toplanıyorsun, adamın gıybetini yapıyorsun. Hayırlı mübarek olsun hizmet ne onunla. Ha, çok komik vaziyet yani. Bunlar var. Peki abi bunları nasıl vuruyorlar? 3 tane şeyi öne çıkarmış üstad, söylemiş ki alttakiler zaten içinde barınıyor yani. 1 tembellik, 2 temperverlik, 3 vazifedarlık. Abi tembellik malum da şunu çok bilemedim ben, temperverlik. Hani işte vücuduma mı dikkat etme, yeme içme mi, çok onu açmadım, araştırmadım, bilmiyorum. Tembellik de damardı değil mi? O da damar. Bir de vazifedarlık abi. Yani yaptığım eşleştirmeler var. Tembellikle eşleştirebildim, vazifedarlıkla eşleştirebildim ama temperverliği tam ayrımını yapamadım abi. Yani temperverlik şeydir. Kendi hususi dünyasına dönük oluyor. O da nedir? Bedeni putlaştırıyor. Kan grubuna göre işte yani kendi özel hayatı artık çok hayat-ı dünyeviye perest, hayat-ı dünyeviyi esas alıyor. Öyle arabadır, telefondur, kan grubuna göre diyetlerdir, şunlar bunlardır. Yani ruhu unutmuş, bedeni esas almış demek. Bedensel hayat, temperverlik. Hizmet, niye tembellik? Nerede tembellik? Kendi para kazanmakla tembel değil. Koşturuyor. Galerisi var, ünlemesi var, koşturuyor. Koşturuyor tabii ama temperverlik ise, yani tembellik hizmette tembel. Temperverlik ise kendini esas alıyor. Hizmette fatura mı yatacakmış? Bir ihtiyaç mı varmış hizmette? Adamın umrunda değil. Mesela şöyle misal verilmiş. Dershanenin duvarı yıkılmış. Derse geliyor, görmüş duvarı yıkılmış. Hey kardeşim öyle. Ama evinde duvarının bir çiziği olsa usta getirir. Mesela olmuş bu. Su kaçırıyor. Conto ustası getiriyor. Dershanede fatura yatırmadığından su kesik. Olur inşallah. Kale almıyor. Derse katılıyor. Bidonlarla gelen su. Eskiden öyleydi. Bunu iktifa ediyor. Çekip gidiyor. Dönüp sormuyor. Ne yapabilirim? Bu temperver. Bunlarla ne yapıyormuş abi? Bu 3 damarı söylüyor. Bu damarlarından istifade ediyorlar. Ne yapıyorlarmış? Onların haberi olmadan. Abi bunu bu yapıyor. Bunun farkında mı? Olmayabilir. Haberi olmadan bir kısmının da haberi var. Çünkü işte hani bunlar hayat, dünya herkes için geçerli yani. Severek tercih etmek. Fazla iş buluyorlar. Ne için fazla iş buluyorlar? Bak görüyor musun? Müdürlük işte. Fazla iş. Evet. Hı. Ta ki hizmeti Kur'an'ı vakit bulamasın. Diğerine bir kısmına dünyanın cazibedar şeylerini gösteriyorlar ki hevesi uyanın, hizmete karşı gaflet gelsin, hakeza. Abi işte bir tatile gidelim ya, hani çok yoruldunuz. Tabi buyurun abi gezelim. Örnek, bir tane örnek yani mesela bu. Uhuvvet olur, gezelim. Tabi uhuvvet olur, gezelim. Tamam olduğu kadar gez de yani hani niye bana cazibedar şeyleri gösteriyorsun? Bir de ne ya biliyor musun? Hani bunu yaptı kendisi, vicdanı rahatsız. Bir de seni davet ediyor. Abi burada güzel kitap okuma kampı yaptık dağın tepesinde ya. Mesela ustad çama dağına çıkarmış, tamam mı? Buradan beri İstanbul'da kalkıyorsun, çam dağına gidiyor. Ustad da şalvar giyerdi. Hı? Ustad da 5-6 saat kitap okurdu her gün. Ustad cüz okurdu. Hı? Ustad az yerdi. Hı? Çam dağına çıkarmış. Tamam hadi Barla'ya gidelim. Nereden? Avrupa'dan. Tamam da çamdanı ne yapacaksınız? İkinci mektubu mu yazacaksınız? Yok. Hadi bakalım. Ondan sonra bu işte kardeşim temperverlik. Yani acayip bir şey. Acayip kokuşmuşuz ya. Yani. Kokuyoruz. Anladın mı? Böyle acayip. Uvetmiş. Bir de hemen buluyoruz. Şeyde Emir Dağı'nda her şeyde ifrat tefrit sanatır ama müfritane irtibatmış. Müfritane değil de bedene değil kardeşim. Müfritane irtibat hizmettedir. Rabıt. Tamam mı? Rabıtan. Yani kişilere değildir bu. Hizmetedir müfritane irtibat. Şimdi biz ne yapıyoruz? Müfritane irtibat yapıyoruz hizmette. İrtibatı beden hayatına esas yapmışız. Ha? Yani bunlar bizi kendi öz eleştir yapıyoruz dairemizin içinde. Artık yestehidûnel hayatı dünyanın ahire bizi sarmış kardeşim. Bu ders dışı değil, bize hepimize. Biz böyle lüks arabalar, arabayı değiştiriyoruz, telefonu değiştiriyoruz, elbiseler falan. Ha vicdanı, adam gidiyor bak şimdi gidiyor, bir yerde kalıyor, bana gidiyor.
hizmet eden vakıfları da celp ediyor. Hadi gelin diyor, burada kitap okuyalım diyor. Lan hizmet ediyor karargahında. Teselli cümlesi abi. Acayip bir şey. Gelin kitap okuyalım burada diyor. Burada da okunuyor. Niye beni çağırıyorsun kardeşim? Efendim Muş'un bilmem Rize'nin dağına. Niye oraya beni çağırıyorsun? Adam şey yapıyor. Kitap okuyalım diyor. Oku sen. Ben burada hizmet ediyorum. Şahsı maneviden düşersin abi. Öyle bir şey yaparsın. Anlıyor musun bunu? Acayip kokuşmuş ya. E gidince ne olacak? Ders okuduk. Günde bir iki de bir iki saat okuduk. Ondan akşama 5-6 saat parti konuşuluyor. Türkiye şöyle oldu, Rusya böyle oldu, bilmem ne oldu. E bunlar ne yapıyor? Dima paramparça etmiş ya. Zihinler darmadağın, himmetler perişan, gayretler acayip, diplerde sürünüyor. Tembellik diz boyu. Bu ne? Acayip olmuş ya. Onun için hakiki seans kardeş, ustada Şekerecan'a girerken yaşlı kadın soruyor, Nur Tanebesi, ablamız. Maşallah ustadım demiş. 1952 söylüyor. Arterada yazıyor. Maşallah ustadım, talebeleriniz çoğaldı deyince. Demiş ki hakiki siyaz, hakiki siyaz. Allah. 1952'de. Hakiki siyaz, hakiki siyaz. Yani acayip bir şey ya. Hizmet edin, beraber mutala edin, muzakere edin. Tam oturun bir araya, herkes bir konu bak dedik ki, Murat'a dedik ki dursun. Müceredi. Münezzeh araştır. İman üstü mücerret ve üstü münezzeh üstü münezzehtir. Yap. Olmadı bu. Mücerredi bir tek tek yap. Öyle mi? Ha tamam, bunun için bir araya gel. Otur. Bunun için yap. Hani gayret et. Üretken ol. Nazarlar nurlara çevir. Oradan çıkarımlar yap. Öyle bir derste takdim edeceksin ki hayatın içerisinde olacak. Zihinlerde, ilimlerde değil. Hayata uygulanan, niye böyle isimler verdin, Van dedin, şu dedin, hayatın içi kardeş. Ben şimdi araştırıyorum, tamam mı, dershane değil İstanbul'da. Ferazşehir'de, dağda bir yer, ev yapmışlar, ısrarla beni çağırıyor. Gel burada kitap okuyalım. Niye okuyacağım, ben dersimi çalışıyorum. Bana iyilik yapıyor. Vicdanın rahatlatma, o duyacak bu sesimi şimdi, kızacak ama yapma, bana yaptın. Hadi kendi hissiyatımı kontrol ettim, gitmedim. Bir başkasını yapacaksın, yapma. Bırak cep telefonlarıyla haberlere girme. Yapma, zihnini dağıtma, afaka dağıtma. Ustad kumardan, zinadan daha fazla haber şeylerinden bahsediyor küllet. Öyle mi değil mi siyaset? Siyasetten men ettiği, meşgul olmayın dediği kadar bir mevzu var mıdır? Ne bu ya? Ne olmuş? Yapmayın, bu tür kişilerden de uzak olun, hakikisine meşgul olun. Yoksa 2-3 kişi alakadarlar, ders yapın. Ders yapın, bir araya gelin yeter. 3 kişi oldu mu yetiyor. Çünkü şeyde bizde 2 kişi oldu mu cemaat tanımalı harfide, Şafi'de en az 3 kişi mi olacak? Şey, bizde 3 kişi, cemaat 3 kişi, Şafi'de 40 mı diyordu? Cuma'yı demiyorum, cemaat 3. Bir kalip Cem'in, Kalil, en azı 3 oluyor. Evet. Abi şöyle devam edelim. Diğer sayfaya. 2 kişi cemaat olmuyor mu? Oluyor. Oluyor. Diğer sayfaya açalım abi. Geç. Abi şu, bir noktayı nazarımız var. Daha önce konuştuk da zaten. Süfyan'ın üstada yaptığı teklif 6. desteğiyle birebir tevafuk ediyor diye dedik. Ve bir noktaya nazarla da şey abi, bu teklifin hala devam ettiğini söyledik. Ne diyor teklif? Pek söylemesek oldu yani. Öyle mi? Hı. İyi tamam. Çünkü BAM teklifi. Doğru söyledin, şey yaptın abi ya. BAM teklifi abi. Siler olur, silin. Şimdi Hasan abi. Tamam, bunu siler şey. Öyle aynı mi? Teklif size hiç yapılmadı mı hayatınızda? Say bakayım. Sayalım abi. 1. Vilayet-i Şarki Vaiz Umumisi. Nurcuların hocası. Darul Hikmet Azalığı. Yani bu konuda fetva verme, bir makama çıkarma sizi, ön tarafa bırakma. Mebusluk, vekil gibi göstermek yani herkes için. Mesela mebusluk ne olur? Bütün Türkiye'dekilerin mebusu olduğunuz zaman sen meclis başkanı gibi oluyorsunuz. Herkesin söz sahibi sizde olmuş oluyor. 300 lira maaş diyor. Bilmiyorum ya. Şimdi yani. Neyle hitap ediyorlar biliyor musun beni? Bir yere çıkmaz, kabuğuna çekilmiş, hususi dünyası, hususi meşrebini yaşıyor. Çünkü pek gitmiyorum cenazelere. Öyle... Böyle var ya İsparta'dır, Barla'dır. Ömrümde diyeceksiniz ki, ömrümde 2 defa gitmişim İsparta'ya. Barla gibi yere.
İki defa gittim. Bir cenazeye gittim, bir öyle gittim. Ömrümde. 40 senelik hayatımda. Hüsusi meşrepte, hüsusi meşrep. Caddi-i Kübra değil. Musa-ı Ümmet Caddi-i Kübra değil. Hüsusi bir meşrep. Enfusi dersler hüsusiymiş. Ondan sonra irtibat kurmaz, gitmez. Ne yapacağım kardeşim ben öyle gidiyorum? Gidiyorum en halis dersen giderim. Abi Metin ne zaman gelecek? İttihat-ı İslam ne zaman olacak? Ya kardeşim gelsen olacak, gelmesen olacak. Namaz mı kalkacak senden? Namaz kalkacak mı senden? Yok. Hizmet kalkacak mı? Yok. Şimdi gel kardeşim bu insanın zayıf damarlarını yapalım. Yok. Şey olacak. En masum bu. Diğerleri bir bakıyorsun böyle. Kıvranıyorlar, bakıyorlar ki ders bittikten sonra gitsinler, hemen başlıyorlar siyasette. Abi son gelişmeleri ne diyorsun Irak-Suriye meselesi? Böyle yani, gitmiyorum, görüşmüyorum, itham ediliyorum. Ve öyle diyorlar, bak yaz geçti diyor, İsparta'ya gelmedin diyor, şey yapmadın. Bir ustadın şeyini takip ediyorum her sene, Mevlüdünü. Mevlüdünü kongre gibi görüyorum. Tamam. Yani nurcular bir araya gelip sorular soruyorlar. Hep imani mevzular. Bu nasıl ene ile enaniyeti sordular farkı vesaire. Bunu dikkat ediyorum. Yani Ustad-ı Mevlud'u anlamı altında çok müzakere-i ilmi yapılıyor. Osman kim vardı benimle? Şahit oldum. Hep beraber. Hep böyle etrafımıza. Abi ene ile enaniyet aynı değil mi? Üç tanedir dedim. Allah Allah üçe çıktı. Bir gurur kibir. Ene var, enaniyet var vesaire. Üçü de farklı. Yani böyle ilmi müzakereler vesile olduğu için. Orada da siyaset sorulursalar oraya da gitmem. Yani bu aynen devam ediyor şu anda. Evet abi. Mesela diyeyim ki ben bir yerde mesela şey oldu, daha da dara indireyim o zaman. Mesela diyeyim ki bir yerde işte biraz İslamlılardan istifade ettin, birkaç mana diğerlerine göre verebiliyorsun. Bir yerlere atıf yapabiliyorsun mesela diyelim. Ne oldu şimdi, ben biraz öne çıkmış oldum zahirde diyelim. Sonra ne olacak? Bana hemen şu teklifi yapacak ki abi ders oku, abi şöyle yap, abi mebusluk yap. Beni mebus yapacaklar bir. Sonra ne yapacak? Bana fetva sormaya başlayacaklar. Risale'de abi bunu yapalım mı? Mevcut yapalım. He, abi akşam kavurma mı yapalım yoksa akşam işte baklava mı yiyelim falan mesela. Ben size fetva vermeye başlayacağım. Kardeş siz bilirsiniz ne imkan vesaire bilmem ne. Ben bu noktada başarılı olduysam beni bir üst mertebeye çıkaracaklar. Artık o belli şeyimde değilim. Kendi bulunduğum mekandan değilim artık. Bölgelere ben ulaşacağım. Vilayet-i Şarkiyelere hitap edeceğim vesaire. Devam edeceğim. Altına bakalım abi. Altını aç biraz. Sonra ne yapacaklar abi? Bana maaş yani. 300 lira maaştan bahsetti. Burada bir tevafuktan bahsettiler de şu an 300 lira maaş verildiğiyle alakalı da. Onu bilmiyorum. Bana verecekler abi maaş. Ben geçim lazım ya. Tıraş olmayayım mı yani? Yola gitmeyecek miyim abi? Ben ya işi de bıraksam şimdi. Bir yerde mahsus sardım yani. Ben dedim şimdi ben burada kalmaya karar versem. Bak dedim benim çoluk çocuğum var. Mesela. Ondan sonra dedim ki işte bak işimi bırakacağım ben. Ben böyle bir gelirim. Bak, ne yapacağım ben o zaman diyeyim. Yani siz burada bana maaş vermez misiniz? Öyle acayip bir şey ki, size bir hakikati de tanımlayayım burada 300 lira maaş. Ustad Emirdağ'da 5 tane vasiyeti var. Değil mi? 5 tane. Hepsinin ortak noktası ne biliyor musun? Risale-i Nur'un neşredilmesi, neşredilmesinde hizmet eden vakıfların tayinatını Risale-i Nur'un neşrinden çıkan paranın 5'te 1'i vakıflara verilecek. Geçimini yani tıraş bıçağını, atletini, donunu, şalvarını, kitabını, kalemini onlar alsın. Tamam? Tayinat. Peynir parası vermiyor, ekmek parası veriyor. Vakıflara ustadın varisi, vasiyeti var varislerine. Risale-i Nur basılmasından çıkacak paranın masraflardan sonra 5'te 1'i vakıflara tayinat verilmesi lazım. Peki kim bu? Varisler yapması lazım. Kim? Neşirde basit. Biliyor musunuz? İtaat etmesen, onların grubunda olmasan senin tayinatını vermiyorlar. Yok. Vakıf da yoksa. Bana vermiyorlar. 57 yaşında vakıfım ve 12 yaşında beri bir zötim. Bana tayinat vermiyor. Abdullah Yiğin abinin vefatından sonra, Sungur abinin vefatından sonra bana tayinat vermiyorlar. Bir kere verdiler onların vefatından sonra. Biraz böyle kokladılar, baktılar ki bu bize ipe sapa gelmiyor. Ondan sonra bana ve benimle alakadar olan, beraber hareket ettiğimiz vakıflara da tayinat verilmiyor. Vakıf oldukları aldı. Ondan sonra adımız çıkıyor. Abilere karşı bilmem ne öyle oluyor. Bu 300 lira maaş yazıyor ya, ondan dolayı. Oysa Risale-i'nin basılmasının 5'te 1'i böyle aynı şeyler devam ediyor arkadaşlar bu. Ustad zamanında çünkü külliyat yazılmış,
devam ediyor. Aynı kanun onu yerine Ahmet-i Mehmet'i koyuyorsun. Mesela diyelim ki Hulusi'ye hitaptır. E Hulusi'ye hitapsa bana niye Hasan-ı Hitap değil ki? Sil onu at, yırtalım bu kağıdı, sayfayı. Hayır, Hulusi mesela ne kanunu kullanıyor nam altının hususuna? Kur'an'da Yusuf suresi var. Kısa-i Musa var. E bizimle ne alakası var dersen olur mu? Ha, kısalar, Kur'an'daki kısalar şahıslar üzerinde cereyan ediyor. İsa-i Nur'da da kanunlar şahıslar üzerinde. Hüsrev'e hitaptır diyor. Hulusi'ye hitaptır diyor. Bunda hepimizin ders, onun üzerinde ders veriliyor. Aynı kanun 300 lira. Bize de şey verilmesi lazım. Tayinat, risale verilmiyor. Niçin verilmiyor? E niye ilk hesaba gelmiyorsun lan? Dediğiniz gibi ya. Yani sonradan da ne şey yapıyor? Hususi Mişeveşet'tir, Muhiddin-i Arabi'dir, Muzami Ümmet Caddi-i Kübra'da gider, hususi bir şeydir. Niye? Hiçbir yerlere gitmiyorsun, varlığa ha olurla şeylere katılmıyorsun. Ne katılım kardeşim, işimiz gücümüz var yani. Biz yarım saatte de değerlendiririz. Mesela bu 300 lira maaşta geldiği için söylüyorum, aynı kanun devam ediyor. Emir Dağı'nda vasiyette yazıyor. Vakıfların tayinatı ustad garanti altına almış idi. Evet. Sonra altına mı diyor? Hem bir köşk tahsisi. Ben şimdi mesela diyelim ki arkadaşlar yapmış, yer yapmış, hemşire yapmış. Ha, bu arada bunu söylüyorum birilerini itham etmek bizim için abi bu. Hayata uygulanır. Hayatta hala devam ediyor demek istiyorum. Hulusi kalktı, Ali Hüseyin Hasan var. Aynı şey tuzaklar, ehli dalaletin münafıkları aynı. Siyaset merakları şimdi yok mu? Daha fazla. Bak içeriye dershane ismini verdik ama bir daha kardeşim ne ettikleri kimin eli kimin ciddi belli değil. Siyaset kırla gidiyor. Allah'tan işte haftada bir ders oluyor. Bu kardeşim acayip bir hale geliyor. Aynı kanı devam ediyor. Tamam. Onun için hayatın içerisinde ders yapılmak için bunları fiilen gösteriyor. Yoksa kim birilerine bir gönderme yapacak kadar alçak değilim. Yani. Öyle gönderme işim yok benim. Yani bunlar aynı devam ediyor. Ustada 300 lira maaş teklif edilmiş. Bir de köşk verilmiş. Şahsının siyerine bazı umumi verilmiş. Ben öyle yapmış. Tam işte lan. Milletvekili verilmiş. 300 lira o zaman. Gavur parasıyla 5 para etmezsiniz. O zamanki paranın değeri. Bak. Köşk veriliyor. Milletvekilliği veriyor. Doğuda vaaz veriliyor. Buna mukabil ne isteniyor? Ne yaparsan yap, ne anlatırsan anlat. Yalnız bir yere vurma. Bir yeri deme. Bu kadar. Başka bir şey yok. Aynı devam etmiyor mu kanun? Yeter ki bir yerleri dile getirme. Ne istiyor sana? Ne anlatırsan da anlat. Allah'ı anlat. Sen anlatınca biz bulutların arkasına geçiyoruz ya. Tevhid anlat. Haşir atan anlat. Ama hayatı anlatma. Hayata indirgeme İslamiyeti. Hayatta olmasın nurçuluk. Biri harekette çıktı şimdi. Ankara menşeli. Ustadın eski eserlerini kabul etmiyor. Eski eserlere bakın, hayatın içerisindeki nurculuğu anlatıyor. Eski eserleri kabul etmiyor. Radiyallahu anh hazretleri. Çünkü oysa Risale-i Nur külliyatı ne zaman tamam oldu? 1952'de. Ustad kaçta vefat etti? 60'ta. Ustad daha 8 sene. Tamamen külliyat 1956'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na göndermiş külliyatı tam. Ustad kendi Sungur abiyle. Kaçta? 56'da. 4 sene daha yaşıyor. Külliyat 52'de tamam oldu. 56'da ki Diyanet İşleri Başkanlığı Ahmet Hamdi Aksiki'ye gönderdiği külliyatı esas alarak Diyanet İşleri Başkanlığı şey bastı külliyat. Şimdi bazıları diyor ki nereden çıktı bak. Ha, ustad sağken külliyat tamam mı? Tamam. Daha ustad 4 sene yaşıyor mu? Yaşıyor. Ustadın zamanındaki o külliyatın bir kısmını kabul etmiyor. Ama bunlar nerede gözüküyor şimdi bunu etmeyen? Nurculuğun en tahkikisi, en zirvesi Allahu Ekber, radiyallahu anh. Niye böyle şey yapıyorsun? Kardeşim bu külliyatın hukukunu korumak için söylüyorum. Yoksa rakip değiliz, şey değiliz kardeşimiz, abimiz. Yani hizmetini öperiz, başımızın üstüne koyarız. Hizmetini ama. Ama kendi hissiyatın olunca zarar veriyor. Peki eski eserlerde ne var kabul edilmiyor? Hayatın içerisindeki nurculuk kabul edilmiyor. Hayattaki nurculuk. İkinci emirde kabul edilmiyor. Bak, münazarat kabul edilmiyor. Sahabediyle kalmış. Onlar bunlar edilmiyor. Ya kardeşim ya Allah'tan kork ya. 1956'da ustadsa külliyat tam. Zübeyir abi de külliyatı bizde.
Zübeyir abiden daha mı ilerinin hocusu? Tahir abinin vesaire hepsi, bende hepsi, var hepsi. Tahir abinin, Zübeyir abinin külleti bizde. Yani hepsi var. Ben ortada. Üstad ikinci emir daha şöyle tavsiye etmiş. Bu basılmaması için şöyle yapmış. Hususidir. Basılmayacak. Bende Emirdağ kadar Emirdağ var. Gayrimünteşir. Latincesi yok. Osmanlıcası. Latince kısmı çevirdik. Basılmayacak. Zamanı gelince basılacak. Ben de yalan söylemiyorum. Kastamonu kadar Kastamonu var. Ona. Sözlerin bir kısmı yok. Mesela kader, rahat, iki, bir iki sayfa yok. Sonra. Yani ustad niçin söylüyorum? Ustad bu girsin neşre, bu girmesin. Girmesin. Üzerine yazmış kırmızı kalemle. Ve neşredilmiş ve 1906'da, 1956'da Kemal bulmuş. Şimdi adam çıkıyor diyor ki, önde olduğu için sözü tesir ettiğinden söylüyorum. Aldanmasınlar bu söze. İkinci, ustadın eski eserlerini, eski sayıt eserlerini kabul etmiyorum. Oysa eski sayıt hakkında ne diyor? At üzerinde şehit olmaya niyet iken yazıldığı için, o ihlasla yazıldığı için onu tahsiye etmeye şey yapamadım. Aynı. Çünkü diyor, nasıl ki şehitlerin elbiseleri soyulmaz, o giren, o manalara da o zaman şehit olmaya niyet ederken giydirilen elbiseyi tebdil edemedim diyor. Hatırladınız da? Evet, evet. Ama şunu da duyuyorsunuz. Eski eserini kabul etmiyor. İşaretleyeceğiz eski eser. İşaretleyeceğiz kabul etmiyor. Mesnevi Nuri'yi kabul etmiyor. İkinci emir daha kabul ediyor. Yani bitirdi ya. Ne yapalım şimdi yaşlısın şeysin diye. Hayır kardeşim. Risale-i Nur neyse oldu. Sadık olacaksın. Sadık da iddia edip de böyle değil. 1956'daki istiyor musun? Ben sana CD'sini gönderirim. Onun resimleri de çekilmiş. Usta 1956'da ki görmek de istersin. Git Ankara'da Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki'ye Sungur abiyle gönderdi. Külliyat var ustadın. Bak bakalım ikinci emirde var mı? İşaretleyeceğiz. Var. Mesnevi Nuriye var içinde. Sen nasıl kabul etmiyorsun? Ha, ne yapmış? Bu altı tane desisenin içinde hayat devam ediyor. Tamam. Aynı hayat, aynı şey ama isimler, unvanlar değişik. Şeyler değişik ama aynı devam et. Bunları ne anlatıyorum? Hayatın içerisindeki nurculuk girmesin, dershanelerde olsun, çıktığın zaman tamam. Hayatın kendisine aksiyon, mesela şeyde diyor ki konferansta, bunu şey yapıyor, hayatın ta içini anlatıyor konferansta nurculuk. Tamam. Ankara Üniversite talebelerine diyor, onu da kabul edilmiyor biliyor musun konferans? Sözlerin sonundaki konferans. Oysa Üstad Hazretleri 1956'da sözler neşredilmiş ve içinde konferans var. Şuaların bir kısmı kabul edilmiyor Osman. Abiler mektuplar kabul edilmiyor, küllat değil diyor. Üstad geçirmiş oldu. Bağla kabul edilmiyor o abiler mektubu. Acayip. Ama niye? Hayatın içerisinde. Bak Hulusi abi, Hulusi nasıl anladığını gösteren bir şeydir, mektuptur. Hulusi abi gitmiş 13. lemayı ve 11. lemayı metnini almış, ustada veriyor. Bak ustada yazıyor. Ben değilim ha. Metnini yazıyor, anladığını yazıyor. Ustada takdim ediyor, maşallah diye bağlaya koyuyor. Hulusi'nin nasıl anladığını gösteren bir mektuptur diyor. Bunları Risale-i Nur'a sadakat namı altında tutunun. Üstad bana dediği gibi dedi ki yatakta son o ölmeden önce 15 gün önce ben beraberken dedi Hasan bu laikayı Kastamonu'yu tuttu bunu Murat sen de duy. Ama şimdiye kadar böyle tutunuyordun dedi. Böyle tutunup gidiyordun. Benden sonra dedi böyle tutmayacaksın daha bunu. Burunu ve aynı kendisi yapıyor. Göğsünü basın. Böyle bundan sonra böyle. Çünkü dedi bunu buradan çıkarırlarsa sen Ozan öldü. Böyle tutmayacaksın kapanlar elinden. Böyle ve sıktı. Ama bir yerde çalmasın. Böyle tutunacaksın benden sonra. Ne ise bu odur. 56'da bu böyle. Bunu yok bazı mektubunu kabul ediyorum. Bazı mektubu. Sen Vehhabi misin? Bazı hadisler. Damar abi Vehhabi damarı var. Sen bazı hadisleri kabul ediyorsun, bazı hadisleri kabul etmiyorsun. Aynı nurcuların vehhabisi işte. Ben hadisleri işime geleni kabul ederim, işime geleni kabul etmem. İşime gelen mektupları kabul ederim, işime gelmem. Sen nurcuların vehhabisin misin? Bunu tutunacaksın, başka şeyimiz yok. Onun için ben hakkın hatırını için söyledim. Aynı bu
desiseler Allah razı olsun sebep oldu. Aynı desiseler devam ediyor. Biz tutunacağız ama bana bakmayacaksınız. Ne demiştim bir şey? Vakıflar bilir. Dedim ki ben hapishaneden önceki meslek ve meşrep anlayışım derslerimden farklı hapishaneden sonra eğer böyle bir gevezelik yaparsam, böyle abuk subuk şeyler söylersem, hapisten önceki hayatıma ters bir şeyler olursa hayatımda, Allah rızası için, Allah rızası için yalvarıyorum, beni dinlemeyeceksiniz ama atmayın. Bilin ki bana bir şey yaptırdılar, içirdiler. Beni koyun, orada bakın beni. Sözlerimi kale almayın. Geçersizdir, hükmü yoktur. Bana bak, bakın çünkü sen kardeşin seni tecavüze uğramış, zulme uğramış, işte böyle yapılmış da orada bakın ekmeğimi verin, gıdamı verin, ilacımı da verin. Bakın ama dediklerimi her din yapmayın. Çünkü uymuyor. Benim sözü uymuyorsa, Allah Resulü de öyle demiş, benim sözüm Kur'an'a uymuyorsa reddedin diye. Evet abi. Şu köşk meselesinde konuştuk. Yani bu genelde yani vakıf düzenine geldiğin zaman köşk de size bana yapılan bir tekliftir. Nasıl budur? Köşkün hususiyeti nedir? Hizmetçiler olur. İşler yapılır, temizlikler yapılır, yemekler yapılır vesaire. Evin sahibi bir şey yapmaz. Şimdi bu aile var. O öyle villalar, köşkler tahsis ediliyor, tamam mı? İnsanın hissiyatı aktif oluyor hizmet adına. Hakikaten Allah razı olsun onu yapan ama bir de bana sor. Bana tahsis ediliyor villa. Abi bunu hizmette kullanın diye. Yani o villaya girdiğim zaman programlar şöyle yani orada kalıyorsun, dersini yapıyorsun, etkileniyor insan. Yani mütevazi bir hayat bize yaraşır diyor, tamam mı? Şey diyor, sevadi azam, sevadi azam var ya, ne yapması lazım, nasıl gitmesi lazım? Umumi gitmesi lazım. Böyle tahsis ediliyor, bu art niyette değil ama insanın hissiyatı, damarı zedeleniyor. Darbe görüyor. Mesela paralar, altımızda arabalar, her gün bir yerdeler, villalar, bu damar zarar görüyor. Devam ettik. Aşağı biraz inebilir miyiz? Burada yer bir noktaya nazarımız var. Mesela bir kanuniyeti ben kendime kullanıyorum mesela. İşte Murat abi, hizmete karşı bir fütur geldi abi bende, bir usanç oldu. Bir gaflete girdim. Yani ne yapacağız, nedir acaba, sıkıntı ne? Canım işte bir şey yapmak istemiyor, kitap açasım gelmiyor. Neden acaba? Hemen tembellik, temperverlik damarların aktif olmuş olabilir. Niçin bunlar aktif oldu? Dünyanın cazibeden şeylerini görünce abi. Hevesin uyanmış, hizmete karşı gaflet gelmiş. Bir sonraki sefer çağırdı, orada da şey var, şey gibi, büyüt abi biraz. Abi şuraya özellikle dikkat edersek, hep sürekli görmek, göz, görmek. Öyle mi diyor? Heves, ne diyor? Görmekten bahsediyor. Bu benim tefekkürüm abi. Evet. Çünkü dünyanın cazibeden şeyleri de gösterir diyor ya abi. Evet. Gözüne yani, göstermek benim gözüme hitap eder. Tahayyülümü de bakıyor mesela. Dünyanın cazibeden şeyleri görelim, tembellik ve temperverlik ve vazifelerlik damarları tahrik olur, hevesi uyanır, hizmete karşı gaflet gelir. Bu namaz, ibadet, çalışma vesaire için de geçerli bir şeydir. Peki abi ben ne yapıyorum ki cazibeden bir şey? Abi ben internetten açıp adamların böyle diyelim ki YouTube'da dolaştım. Gayet cazibeden şeyleri görmem, hissimin uyanması için yeterlidir yani. Görmem yeter. Bir film izlemeyecek miyiz? Sen bilirsin yani. Veyahut da ne olacak ki? O filmde ne var? Ya şey var işte. Ya bir riya var. Üç tane şey vardır. Hı-hı. Edebiyatlarında üç tane şey vardır. Ne var? Ha neydi? Roman bari şeylerde üç tane. Ya kahramanlığı aktif ediyor. Ya hevesatı uyandırıyor. Başka? Yok. Üç tane şey yapıyor. Kahramanlığını, hissiyatını uyandırıyor. Bir tane de var, onu da hatırlayayım. Üç tane şey yapıyor. Romanvari'ydi, diyor. Romanvari yazarsanız çıkar. İslami edep diyor. Romanvari'ymiş. O utanmaz edep diyor, şey, edepleri diyor, edepsi edep diyor. Böyle geçiyor. Evet. Yani bakar, o üç tane şey. İkisini hatırladın mı? Edep edep. Yani Romanvari... Hüzün mü diyor bana? Şey, hüzün mü? Ha, yeğisini şey yapar. Yetimhane bir hüzün verir.
yetimhane bir üzüm verir. Avrupa'dan tereşü etmiş şu hazır edebiyat, roman vali nazarla Kur'an'dan olan letaif-i ulviyet, mezayayı haşmeti göremez, hem tadamaz. He, hiç de oku, şey, ses de oku. Kendindeki mühengi onu ayar edemez. Edebiyatta vardır üç meydanı cevelan. Hı. Onlar içinde gezer, haricine çıkamaz. Ya aşkla hüsündür. Aşkla hüsün, aşk. Ya hamaset. Hamaset nedir? Ve şehamet, kahramanlık. He. Ve ne? Şehamet. O muydu? Hangisiydi? Evet. Ya tasvir hakikat. Devamında diyorlar. Hamaset, cesurluk, kahramanlık, şehamet, akıl ve zeka ile olan cesaretlilik demiş Lugat'ta. Ya tasvir hakikat, işte yabani edepse hamaset noktasında hakperestliği yetmez. Evet. Belki zaten devam edelim. Devam et. Evet, şimdi sen... Filmler vesaire. Tamam. Sadece şuraya dikkat çekmek istiyoruz abi. Birazcık daha inebiliriz. Asrın insanlığının tembelliğinin, temperverliğinin en önemli bir kaynağı gözünden içeriye sokulanlar. Hiç düşündün mü Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube durum vesaire sürekli bir şeyler paylaşman isteniyor. Hatta üstüne bu konuya katkıda bulunanlar şöhret, para, makam vesaire ile onlara ediliyor. Ne demektir? Yani, durum mesela devamlı kendini ver, kendini at, öyle kendini çıkar, vitrin, türbin oyna. Durum hep o. Sen olmasan bile senden öne çıkarta artık en son kendini çıkartacaksın. Evet. Sizde bu damar fazla olmaz. Bizim gibi insanlarda olur. Bilinen insanlarda. Eğer bu işte Facebook, Instagram, işte nelerse, televizyonlar, şunlar böyle öne çık böyle bir çıktın mı, bu vitrinlere bir çıktın mı daha şansın. Geri giremez. Mümkün değil. Çok zor. Artık her şeyinin yayınlanmasını istersin. Bu dersi benden aldım. Her sözünün, her yazının yayınlanmasını istersin. Bizzat senin çık. Sonra ikinci şey geliyor. Sen çıkmak istersin. Ben çıkayım canlı. Sorsunlar bana ya. Nurculuğu anlatayım. Sorun ne sorarsanız sorun. Ondan sonra programlar yaparlar. Kız Kulesi'nin orada. Kulesi var ya İstanbul'da, Üsküdar'da, arkanda deniz, vapurun üstünde, şurada burada, şeylerde, ondan sonra çekimler başlar, ilerler, televizyonlar açarsın, artık külli bir adam olur, külli bir hizmet, kül yani, ne olursa da kül olur, üzerine küller var ya kül, odun yakınca kül, artık üzerine kül kaplar, külli hizmetle küllileşirsin, onları, bu damar hepimiz depreşiyor. Elinden geldiği kadar zarar ve kar muvazenesi yapacaksın. Yapmadın mı? Hiç şansın yok. Çünkü gidenler hep masum gitti. Hiçbir günah kimse günah diye yapmamıştır. İlk önce merakla başlamıştır. Sonra kar fazladır demiştir. Felsefe yapmıştır. Sonra da ayapa yapa alışmıştır. Evet. Son yere geldim abi. Oradan şimdi hevesi bahsetti abi. Bir kısmına da dünyanın cazibeler şeylerini gösteriyorlar ki hevesi uyanıp hizmete karşı gaflet gelsin. Herkese dedik. Hevesle alakalı bir kısım var. Sonra hevesi biraz açıyorum. Oraya girmeyeceğim. Son kısım. Şuraya abi. Üstad Sözler 58'de diyor ki suretlerde elhamdülillah 100.000 defa şükür olsun ki vehim ve heva tahakkümünden nefis ve heves esaretinden kurtulup. Vay be. Şuraya bak. Abi Allah. Dünyadaki şey yani dünyadaki meselesine varacağız. Ben bunu yazacağım yani. Buyurun abi. Vay sen devam et, devam et. Vehim ve heva tahakkümünden nefis ve heves esaretinden kurtulup daimi hapis ve zindandan haras oldum ve inandım ki. Bu karma karışık. Hapis de yukarıya, zindan da aşağı olurdu belki. Bu da işleyemiş. Hangisi? Olabilir abi. Yine ne dediyse? Vehim, heva, hapis olabilir. Nefis, heves de zindan olabilir. Ama kendisi sen mi yazdın ustadın? Üstadın abi bu. Sözleri 58'de geçiyor. Sen niye değiştin şimdi ben? Yok şimdi tabii. Eşleme yapıyorum. Ha eşleşme. Ben eşlenebilir diyorum. Ha ben zannettim ki kendisi yazdı da. Yok onu yaptım abi. Ha, eşleşme olabilir belki. Aha, ha, eşleşme de var abi. Vehim, nefis, abi, vehim, heva, heves. Vehim ve heva. Tahakkül ediyor. Vehim, hevaya hapis olur. Hapis oluyorsun. Daimi hapis. Nefis, heves de zindan. Güzel. Evet abi. Olabilir ha. Kurtulup daimi hapis ve zindandan haras oldum. Ve inandım ki işte serbest bölgeden çıkma. Seni buraya gömmek istiyorlar. Bu karma karışık kararsız misafirhanelerden başka
ve kurbu şahanede bir diyar-ı saadet vardır. Biz de ona namzetiz demiş. Üstadım ne oldu bundan kurtuldun da nereye gittin ne oldu? Dememiş yine. Yani viraj almış diyorlar yani şey olmasın, yanlış bir tabir olmasın. O zaman bak arkadaşlar, Osman'ın dediği çok benim de şey. Vehim ve nefsi alt alta yaz, hapis eder adamı. Heva ve heveste zindan eder hayatını. Bir sonraki sayfa yapsın. Ben öyle dememiştim. Bir sonraki sayfa. Paralel demiştim. Şeyin ve heva tahakkümünden yani daimi hapiste. Hapiste. Nefis ve heves esaretinden yani zindandan. O da. Geçen öyle demiştim. O da. Evet yani şunu diyoruz abi galiba. Yazdığınızı bilmiyorum. Ha yok güzel oldu. Senksi daha doğru. Şunu diyoruz galiba değil mi? Senksi daha güzel. Yapmış değil mi? Abi vehim ve heva tahakküm ediyor. Sana hüküm ediyor. Bu daimi hapis oluyor abi. Nefis ve heves seni esaret ediyor, zindana alıyor. Bu da noktayı nazar ver abi. Dünyadaki daimi hapis ve zindanın sureti. Serbest bölgede gömülme var ya abi. Hı. Şeytan artık en büyük darbesi bununla yapıyor. Bununla gömdü. Gömmedi üstad diyor ki kurtuldum diyor ya hani burada mesela sözlerde. Dünyadaki daimi hapis ve zindanın suretleri abi. Daimi hapis, vehim ve heva, zindanda nefis ve heves. Bundan çıkamadığın sürece serbest bölgede bu olmak zorundasın abi. Serbest bölgenin bataklığı. Şeytanın ya yiyebileceği en büyük naneyi bu yani. Altı desi. Onu anladım ya. Allah. Çok güzel olmuş maşallah. Sonrasında hevesi açıyor ama girmiyoruz abi. Burada bitiyor. Bitti mi? Bitirelim abi. Hevesi tamam, de devam ediyor çünkü uzun çeker. Tamam. Hı. Abi damarları okumayı unuttum. Bu kadar mı damar var? Hayır. Evet. Evet. Ben bulduğum yerleri okuyorum abi. Daha belki bulunabilir. Evet. Dikkatle baktım. Gençlik damarı, fıtri kahramanlık damarı, İslamiyet damarı, şükür damarı, rekabet damarı, eski sayit damarı, nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Bu da damarmış abi. Evet. Nefsin Rabbisini tanımak istememesi de damarmış. Hubbucan damarı, korku damarı, haf damarı, tamah damarı, enaniyet damarı, kıskançlık damarı, vazifedarlık damarı, riya, rekabet, haset damarı. Hı. Bu üçünü birlikte bunu da aktif eden suretler abi, kadın suretleri. Tembellik damarı, temperverlik damarı, şöhretperestlik damarı, nerede? Zulüm damarı. Bir dakika nerede yazıyı da çıksın. Sağ tarafta. Garaz damarı, gıpta damarı, insaniyet damarı, can damarı, eski Said'in izzetli damarı, Vehhabilik damarı. Dediniz ya abi Vehhabi misin? Bir daha yan yana bir daha yazma. Alt alt yaz. Tamam. Bu çok ciddi israf da olmaz. Tamam. Evet tamam. Ha. Fedailik damarı. Hı. Yaşama... Ne demiştin sen bir dakika? Ben gireyim. Siz az önce dediniz ya Vehhabisi misin sen? Evet, evet. O da damar abi. O da damar. Bir tane bir şey dedin. Vehhabilik damarı. Sanki her şey oymuş gibi bak, sana yutturmaya çalışıyor. Bir çık bakayım Vehhabilik yazayım mı? Vehhabilik damarı. Vehhabilik. 513'te geçiyor. Yani. Veya 513'te mi geçiyor? Şu anlar 513'te. Vehhabilik damarı. Olmak değil. Nurculuğun içinde Vehhabi, yani akılla bu olmazdı, bu şey olmazdı. Şimdi o zamandı, şimdi bu zamanda öyle değil. İşte eskidendi, bu Vehhabilik damarıdır. Fedailik damarı, yaşamak damarı, eski Said'in afaka bakmak damarı. Mesela afaka bakmak da bir damarmış, eski Said'de varmış yani. Oo. Eski Said'in bende irsiyet kalan damarı. Hani bununla alakalı abi irsiyetle alakalı da tefekkür var. Mesela iki cihetle irsiyet kalıyor. Miras kalıyor yani. Bir sizin malınız bana miras kalıyor abi. Bir de seciyeleriniz bana kalıyor. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya o kavimde diyor âli seciyeleri benimle damarlarına kadar yani şey yapmış. Evet, evet. Ya den damar. Demek ki abi bu da hani bir insanın diyelim ki teyze olduğu zaman diye mesela hani bir ırz düşmanı deniliyor yani. Ne demek? O ahlaksız o gelen silsiledeki seciyeleri bozma yolunda kanla o işe müdahale etme noktasında ırz düşmanlığı oluyor. Anladım. Tarafkirlik damarı, hastalık damarı, derdi maişet ve tamah damarı, şan-ı şeref ve rütbe damarı, dinsizlik damarı, o da bir damarmış abi. Allah Allah. Dinsizlik damarı, ırkçılık damarı, şey var ya bazı çocuklar bir suç işlerler, göz göre göre yalan söylerler. Neden? O da çıktı abi. Ettikleri cinayetlerden mazur gösterme damarı. Ben yapmadım ki diyor. Babası görüyor. Babası görüyor, annesi de gördü. Benim önümde de yaptın ama diyorsun ki ben yapmadım. Evet. Bu damar abi. Irkçılık ve unsurculuk damarı, Kürtçülük damarı, hubbucah damarı, fazilet fırıştık nevinden gıpta damarlarını tahrik etmemek diyor üstad. Gıpta damarmış. Asayişe düşmanlık damarı, izzeti nefis damarı, fedailik damarı, hakperestlik damarı, haset damarı,
himayet damarı, alakay hayatiye, aşk-ı behka, hubb-ı mehasin, muhabbeti vücut, şefkati cinsiye medar olan damarlar demiş. Sözler 461'de. Bunlar abi benim bulabildiğim damarlar. Salih'in içinde. Kaç tane daha var abi de? Ha, ekleyebiliriz abi. Şeyde, evride ve şirayin damarları diyor. Firavunane rububiyet damarı diyor. Biraz istedim. Rikkat damarı diyor. Ne? Rikkat. Rikkat. Saf dillik damarları diyor. Allah Allah. Fesubhanallah. Ya biz ne kadar damar varmış ya. Çok bayağı. Hep bende mi ya bunlar? Yok bizde değil. Bizde abi. Hep dışarıda değil mi ya? Bizde ne alakası? Bu ders hep bana. Bunu tek tek şey yapsak ya. Evet gideceğiz Mehmet abi de acele. O bir de şey diyordu abi. Hani eski Said'den kalma ırsiyet damarlattı ya. Onu hakiki şahsiyetinin içerisinde sürdü.